Değerli yarışseverler, hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Yepyeni bir dürbünden yansıyanlar programıyla karşınızdayız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi stüdyoda çok değerli program partnerlerim, sevgili Mehmet Ali Beycan hocamız ve sevgili Yalçın Akağaç'la birlikteyiz. Yine sizler için efendim haftanın önemli mücadelelerini, start provalarını ve tabii bu hafta sonu yapılacak olan önemli tay deneme koşulları için özel hazırlıklarımızı yaptık ve az sonra sizlerle de paylaşacağız diyeyim. Ama önce hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, iyi haftalar. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Taze kuvvet olarak enerjileri depoladın, geldin. Çok sağ olun hocam. Yılda bir çok yapıyoruz bu ara iznimizi. İstiyor. Gerekiyor. Tabii. Tabii çok önemli bir haftanın eşiğindeyiz. Evet. Muhtemelen hava şartları da çok elverişli olacak gibi görünüyor. Gözüküyor. Artık son yağmurları, evet, bahar yağmurlarını galiba geride bıraktık. Aynen. Yani iple çekiyoruz hafta sonunu ve çok yoğun bir yayın programı hazırlamış değerli arkadaşlarımız. Sözü uzatmadan hemen iyi yayınlar dileyim. Çok teşekkürler hocam. Şimdiden ağzınıza sağlık. Hemen Yalçın'a dönüyorum. Yalçın hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Sağlıkçım. Sen de hoş geldin. Teşekkürler. Aramızdasın. Seni gördüğümüz için mutlu olduk. Ben de öyle. Bayağı epey yoğun hem kayıtlar, tabii tay deneme ikisini de hem dişileri hem erkekleri konuşacağız. Çok önemli. İki grup bir masaya yatıracağız. Büyük Millet Meclisi ve Anneler Günü koşusu. Kalan yarışlarımız da hepsi birbirinden kıymetli. Güzel yarışları değerlendireceğiz. Lafı çok uzatmadan herkese iyi akşamlar ve iyi seyirler diliyorum. Ben bu arada sevgili Sadık, buyurun, pardon hocam, lafa girdi. Tabii ki. Unutmadan söyleyeyim diye. Malum yaşlanınca bazı şeyleri unutuyorsun. Estağfurullah hocam, ne demek. Bugün bünyemiz çalışanlarından sevgili Sadık kardeşimizin ve Ecem Karakaş hanımefendinin doğum günü, evet, imiş. Biraz doğum önce yazdığını öğrendim. Olsun. Doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok çok uzun yıllar inşallah hayatı zevkle yaşasınlar. Amin inşallah hocam. Tabii ki biz kendi gruplarımız var. Birlikte, evet, aynı grupta burada Türkiye Jokey Kulübü Televizyonu'nda çalıştığımız arkadaşlarımızla birbirimizi kutluyoruz ama çok iyi yaptınız. Buradan da bir kez daha hem sevgili Ecem Karakaş'ın hem de sevgili Sadık Gökoğlu'na nice mutlu yaşlar dilemiş olalım efendim. Şimdi gelelim hafta sonu yapılacak olan muhteşem mücadelelere. Gerçekten Mayıs ayıyla birlikte heyecan giderek artıyor Gazi yolunda diyebiliriz. Ama Gazi yolunun ilk önemli adımlarından bir tanesi de hiç şüphesiz tay deneme koşulları oluyor değerli yarışseverler. Sizlerin de çok yakından takip ettiğiniz gibi diyelim. Erkek tay deneme ve dişi tay deneme koşullarının muhtemel katılımcılarıyla ilgili arkadaşlarımız her açıdan çok güzel hazırlık yaptılar. Biz de bunları sizlere aktaracağız ve üzerlerinde konuşacağız. Katılımınızı da bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi X platformu üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hashtag TJK TV Dürbün bizlere ulaşabileceğiniz etiketimiz ekrana da yansıyor. Şimdi hangi koşullarla, dişi tay denemeyle mi, erkek tay denemeyle mi başlayalım diye ben hem size hem yönetmenime sorayım. Erkekle başlayalım, dişiyle devam edelim. Erkek tay denemeyle başlayıp dişi tay denemeyle devam edelim dedi sevgili Yalçın. Uygunsa sevgili Hande'den biz erkek tay deneme koşullarının önce bir kayıtlarını tablo olarak ekrana rica edeceğiz. Ve o tablo üzerinden de isimlere bir bakalım. Kimler var, hangi güzide taylarımız kayıt yaptırdılar. Malum tabii deklare öncesi pek çok isim kayıt yaptırıyor ve bu önemli koşuya da umuyoruz ki katılmak isteyen tüm küriler, tüm taylar sağlıklı bir şekilde katılabilecekler. Ama tabii ki o kayıt süreciyle, değil mi, deklare süreci, tabii, arasında bazı gerek planlar değişebiliyor, gerek düşünceler farklı yönde olabiliyor, gerekse elde olmayan bazı sağlık sorunları Allah korusun yaşayan isimler olabiliyor ama biz katılmak isteyen tüm ekürilerin katılmasını dileyerek şimdi erkek tay deneme koşusu tablosuna bakıyoruz Yalçın. Evet. Ben bir hızlıca isimleri de söyleyeyim. Tamam. Adige Perit, Baobali, Blue Sunset, Çaldıran, Dragon Flame,
Festival Fever, Inevitable, Madras, Proteus, Son of the West, Song Rising, Super Chiron, Torgold, Touch of Real, Wolf, Seifo ve Ziska 16 erkek Tay kayıt yaptırmış durumda. Evet. Ve efendim müthiş gerçekten bir mücadelenin ilk adımını atmış durumdalar kayıt olarak. Evet. Ne dersin? Şimdi bu koşuda 16 Tay kaydoldu. Kesin kayıt 16 Tay. 3 Tay başka yerlere de kayıtlılar ama özellikle Inevitable'dan haberim yok ama Son of the West'in ve Touch of Real'ın bu yarışa koşacaklarını, koşmaya niyetleri olduklarını biliyorum. Koşmak nasip olsun öncelikle. Amin. Çok önemli bir yarış tabii. Erkek tay deneme, hem diş tay deneme hem erkek tay deneme. Çünkü Triple Crown'un da ilk ayağı olacak. Onun da bir heyecanı var. Yani malum Blue Sunset çok güzel bir dönüş yaptı. Ergin Talay koşusu. Kolay kazandı, net kazandı. Geçtiğimiz yılın baş tayı, baş ikilisi Çaldıran koşusuyla taşlandırmıştı sezon genelindeki zaferlerini. Burada da tabii ki favorilerden olacak. Atın bugün idman programına baktım. Gayet iyi idmanları, hiçbir eksiklik gözükmüyor. Ben öncelikle kendi ön planda gördüğüm veyahut da ön planda olmasını beklediğim isimlerden bahsedeyim. Sonra diğerlerine de tabii ki değiniriz. Tabii ki. Bir diğeri Torgold. Malum bir yarış koşamadı Ankara'da. Pas geçmek zorunda kaldı pist değişikliği olunca. Yarış kuma alınınca koşmadı ilgilileri. Koşmamayı tercih ettiler. Galopları yine 4-4'lük. Çok iyi hazırlıkları var Torgold'un. Muhteşem durumu devam ediyor. Adana sezonu özellikle ten direk koşusunda net olarak erkek tay deneminin favorileri arasına girmişti. Adeta sürklase ederek kazandı. Evet. Özellikle ten direk koşusunu. Zaten ten direk koşusunun da özellikle Gazi yolundaki en önemli sınavlardan biri olduğunu ve bu koşunun Gazi'ye çok büyük adaylar ve şanslı atlar getirdiğini görüyoruz. Bunlardan da bir tanesi Torgold oldu bu yıl. Zaten annesi şampiyon bir kısraktı. Gazi ikincisi, Cumhurbaşkanlığı kazanmış. Müthiş bir kısraktı. Babası Toro'u zaten söylemeye gerek yok. Gazi galibi vermiş bir isim. Bu yarışı merakla bekleniliyor. Tabii ilk kez İstanbul pistinde yarışacak bu safkan. Ankara, Adana, Antalya ve en son yine Adana pistlerinde yarıştı. İlk kez İstanbul'da yarışacak. Ama bir problem yaşamayacağını düşünüyorum. Bir diğer son zamanın gözdesi 15 numaralı Wolf Seifo. Harika yarışlar yaptı. Özellikle son yarışı müthiş bir şekilde kazandı. Fotoğrafta da Selim Tay'a sevgi gösterilerinde bulunuyor. Çok da memnun kaldı yarışından. Bir şampiyon adayı dedi. Hem kumda, hem uzunda, hem kısada, hem çimde, hem çamurda, hem kuruda, her türlü şartlarda kazanabilen önemli bir yetenek dedi. Şampiyon namzeti dedi. Hakikaten zorlanmadan kazandığı son yarışlarını. Özellikle çim pistte koşuyu önüne bir rakip alıp ikincilikte beklemesi, düzlüğe kadar çok ele tabi şekilde gelmesi ve düzlükten sonra hadi dediğinde Selim'in istediği her şeyi yapması tabii ki erkek tay deneminin favorileri arasına soktu Wolf Seifo'yu da. Evet. Bu isimler benim nezdimde öncelikle değerlendireceğim, ön planda önereceğim isimler olacak. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü tabii ki yarışların analizini yaparken bu isimler ön planda olacak benim nezdimde. Ama burada bir isim var mesela Madras. Son yarışı muhteşem bu safkanın. Yarışta süratli gidecek. Belli ki Baobo Ali'yi de yazmışlar ekürüsünü. O da tempo verecektir koşuya. Ona eşlik edecek isimler de çıkacak. Ayağına çabuk başka ataylar da var burada. O açıdan ben Madras'ın iç çim performansını çok merak ediyorum. Yani sentetikteki performansı harikaydı ve tamamen uzun mesafe at. Evet. Belki erkek tay denemeyi kaybedebilir ama ola ki erkek tay denemede şöyle son metrelerde gelip bir dördüncülük, üçüncülük falan çıkarması durumunda Gazi'nin favorileri arasına girer. Madras o yetenekte bir safkan. Kesinlikle. Onun da altını çizeyim. Tabii Dragon Flame Orhan Meker koşusunu o da güzel kazandı. Bakalım sertleşen rakipler yanında nasıl bir performans sergileyecek. Çaldıran bir ara verdi, aranın ardından pek güzel dönüş yapamadı.
Ama bu yılki performansı, bu koşudaki performansı merakla beklenilen isimlerden. Inevitable gösterişli kazandı ama son yarışı pek bekleneni veremedi. Bakalım bugün yani erkek tay denemede koşması durumunda nasıl bir performans sergiler, onu da merak ediyorum. Touch of Real diye bir safkan var. O da annesi baklava. Hani baklava dediğimizde hemen aklımıza Real Runner geliyor. Gazi koşusunu baş boyun kaybeden, Burgas'a kaybeden bir isimden bahsediyoruz. Evet. Bir ismin kardeşinden bahsediyoruz. Onun da Görkem Özçelik'le bu yarışa katılacağı duyumunu aldım. Onun da çok merak ediyorum performansını. Onun haricinde Festival Fever, Ergin Talay koşusunda pek bekleneni veremedi. Ama erkek tay denemede bambaşka bir performans sergiler mi? Ergin Talay'da olamadı ama belki erkek tay denemede neden olmasın? Neden olmasın? Olabilir. Onun haricinde Song Rising son yarışı beklenenin altında. Çıkışta olan bir isim var. Super Kyron veyahut da son yarışı çok başarılı. Güzel bir performans ortaya koydu. Ziska ağır kilo ile Orhan Meker koşusunda güzel bir üçüncülük elde etti. Yani hepsini topladığımızda çok güzel bir erkek tay deneme koşusu bizleri bekliyor. Tümünün ayakları düz bassın. Kazasız belasız herkesin gönlünce olacak bir erkek tay deneme koşusu diliyorum. Amin. Bu güzel dilekler, bu güzel yorumlar için de çok teşekkürler sevgili Yalçın. Yalçın Akağaç efendim erkek tay deneme koşusunda Blue Sunset'le başladı değerlendirmelerine. Torgold'la, Wolf Seyfo'yla, hemen ardından Madras'la, tabii yanlış not almadıysam, doğru, Dragon Flame'le ve Touch of Real, Festival Fever, bir sonraki değindiğin isim. Hemen bakıyorum 8. sırada. Ziska'dan önce bir isim daha vardı. Çaldıran. Atlamışım. Evet, Çaldıran ve Ziska'ya da değinerek toplamda 8-9 ismi efendim bu şekilde değerlendirdi. Hocam size geçmeden harika istatistik tablolarımız var. Hem siz hem ben istatistik konusuna da meraklıyız. Yarışseverlerimizin de ilgisini çekecektir diye düşünerek bazı görüntüleri yönetmenimizden sevgili Hande'den ekrana yansıtmasını da rica edeyim. Ondan sonra yine safkanlara dönelim. Mesela en iyi bitiriş dereceleri çok uzun bir dönem içerisinde, yani 1956-2023 yılları arasındaki en iyi bitiriş derecelerini erkek tay deneme koşusu için değerlendirildiğinde ekrana yansıyan bu 3 isim en iyi 3 dereceyi yapmış. 2018'de hep beraber 1.33.05, 2008'de Maracaibo 1.34.12 ve 2019'da Yamanlar Bey 1.34.20. Bu sene bugüne kadarki derecelere baktığımızda bence ilk 3'ü zorlayacak bir derece potansiyeli de en azından safkan kalitesi anlamından ziyade pist hızı açısından söylemek istedim. Olabilir gibi duruyor, bakalım olacak mı? Evet. Start istatistiklerimiz var. Onlara da bakabiliriz. Erkek tay deneme koşusunda bu istatistikler çok tabii hangi açıdan bakıldığına göre değişiyor. Tabii. Kimi yarışseverlerimiz pek önemsemiyor olabilir ama çok önemseyenler de mutlaka var. Kesinlikle. Ekrana da yansıyor. 15 isim için istatistiklere baktığımızda 9. kulvarın en başarılı kulvar olduğunu söyleyelim. 6 kez bugüne kadar bu uzun dönem içinde, yani 88'den 2023'e 35 senede 6 defa 9. kulvar, 3 defa da erkek tay deneme koşularında, düzelteyim, 5 defa da 3. kulvar kazanarak efendim en başarılı 2 kulvar olmuş, 9 ve 3. Hemen bir diğer istatistiğe bakalım. Orada da tabii bakacağımız en çok kazanan jokeyler olacak. Erkek tay deneme koşusunu kazanma başarısı gösteren isimler denildiğinde en üstte tabii ki bir efsane Ekrem Kurt var. Saygı ve rahmetle anıyoruz. 8 birincilik, Süleyman Aktı İmparator 6 birincilik ve dönüşü muhteşem olan Selim Kaya'nın da 6 birincilikle bu tabloda, bu önemli tabloda en çok erkek tay deneme kazanan jokeyler tablosunda yerini aldığını görüyoruz. Yine ekürilere bakalım. Erkek tay denemeyi en çok kazanan ekürüler kimler, hangi ekürüler olmuş diye ekrana geliyor. Evet, pardon. Aynı yıl erkek ve dişi tay denemeyi kazanan jokeyler. Bu da çok mühim başarılardan bence bir tanesi. Akın Sözen'i görüyoruz. Sondan başa gideceğiz. Fast
Stars Line ve Mihri Mahalle, Selim Kaya Duty Free ve Şeker Remziye ile, Alis Karataş Maracaibo Berrak Su'yla, Selim Kaya Topor Orhideya 2007, Mahalle Çocuğu Kara Tutkum 2005. Selim 3 kere yapmış bunu. Yani kim? Hem erkek taydenemi hem dişi taydenemi 3 sene evet, kazanmış. Evet, 11, 7 ve 5. 3 kez kazanmış. Evet, evet. Evet. Bu dubleyi diyelim değil mi? Kesinlikle. Erkek taydenemi, dişi taydenemi dublesini kazanmak kolay mı? Ekrem Kurt 89'da Mr. Fantastic My Mirage, 67'de 22 yıl aradan sonra Conte Simone ve Selten isimli safkanlarla yapılmış bir başarı ki toplamda 7 defa gerçekleşmiş. Çok son derece önemli bir başarı, gerçekten de kutlayalım bir Japan kez daha. Japan jokey sayısı da 4. Evet, Japan jokey sayısı da 4. İnanılmaz, müthiş bir başarı. Saygı duyulacak bir durum, bir kez daha kutluyoruz. Devam ediyoruz efendim. Yavruları en çok erkek tay deneme kazanan aygırlara da bir bakalım. Ekrana geldi. Bu ismi okumakta hep zorlanmışımdır. Şimdi hep beraber. Chavel Leroux. Bir daha. Chavel Leroux. Chavel Leroux. Hemen Mehmet Ali Beycan hocamdan aldığım destekle doğru telaffuzu yaptık. On the Rocks, Saadettin, Koreolan, Thunderbird, Golden Rock ve Firework. Efendim bu isimler hem kazanmayı zannediyorum ki o yıllarda başardıkları için 1971 yılında Saadettin ya da yavrusu o yıl mı kazandı? Hayır değil. Saadettin 70'te. İlk Triple Crown yapan sanırım kazandı. Saadettin. Doğru, doğru. Yanındaki yıl kazandığı yıl ama tabii. Bu isimlerin tabii yavrularının da evet, erkek tay deneme kazanma başarısı gösterdiklerini görüyoruz. Son derece güzel bir istatistik. Devam edelim. Bir de Gazi korelasyonu, yani erkek tay denemeyi kazanıp Gazi'yi yine Gazi kazan koşusunu da kazanmayı başaranların tablosuna da bakalım. Geliyor ekranlara. Call to Victory 2020'de. İkinciler de var orada sanırım. Evet. Yani erkek tay denemeyi kazanıp Gazi'de ikiye giren ikinci olanları tablo da almışlar, evet, tabloya. Evet, evet. Güzel olmuş. Evet. Hep beraber yılları ekranda görüyoruz. İsimleri hemen paylaşıyorum. Pershing ikinci oldu tabii 2017'de. Greystorm, Mahalle Çocuğu, Kaneko yine ikinci olanlar. Grant Equinox'un erkek tay denemesinde sen yoktun ama. Bendim. Üçünde de benim Triple Crown'da. Tabii doğru. Nasıl son sen yoktun? Son anda geldim, kazandım. Doğru, üçünde de ben söylüyorsun kazandım. O zaman biz az önceki tabloda seni niye görmedik? Çünkü az önceki tablomuz erkek tay deneme, dişi tay deneme kazananlardı. Evet. Erkek tay deneme, evet. Gazi tablosu, evet, yapmamıştı. Ama şu anda o tabloyu görüyoruz. Yalçın Akağaç'ın Grant Equinox'la Triple Crown yaptığı senede tabii ki erkek tay deneme ve Gazi koşusu dublesini de yapmış olduğunu, evet, bir kez daha. Kaneko'da da yine ben vardım erkek tay deneme, Gazi'de de ben vardım. Beycan abi son anda geldi, geçti bizi. Evet, Kaneko'nun senesi değil mi? Kaneko senesi. Yavuz Star kazanmıştı. Yavuz Star'ın kazandığı sene. Bolt Pilot'ı da gördük, evet, orada ve tablo tabii 1956'ya kadar gittiği için pek çok isim erkek tay deneme kazandıktan sonra Gazi koşusunu ya kazanıp ya ikinci olmuş, evet, listemizde, tablomuzda pek çok ismi de gördük. Hocama döndüm. Thunderbolt'un zaten ikinci olduğu sene Ekürüsü kazandı. The Best kazandı. The Best, The Best kazandı. Doğru. 18 numaraydı galiba hocam. Öyle bir şeydi. Şimdi hocam günümüze döneceğiz ve tabii bu senenin isimlerinden sizin tercih sıranıza göre isterseniz gidelim. Erkek tay denemede siz hangi sırayla hangi isimlere değinirsiniz? Şimdi tabii ilk bakışta Blue Sunset, Thorgold bir adım öne çıkıyor gibi görünüyor. Thorgold'un tabii bir hava şartlarından dolayı pas geçtiği yarış var. Ara vermiş oluyor biraz ama ben o pist değişti için, diye değil mi hocam? Pist değişikliğinden dolayı. Ama o arayı pek fazla önemsemiyorum Thorgold için. Benim için burada bu iki ismin arasında düşünceye sevk eden en çok ikisi de bariyer dibinde olduğu zaman çok daha güçlü sprint yapıyorlar. Evet. Bakalım orayı kim tutacak? Hem Thorgold, doğru. Kafamdaki soru işareti o. Siz hatta bunu en başından beri, yani Thorgold'un, evet, birinciliğinin öncesinde bile söylemiştiniz. Tabii hocam.
Blue Sunset'in de kazandığı yarışlarda oradan gelişinde daha farklı sprint yaptığını görüyorum. Bir de şu var, Wolf Seyfo son yarışında. Beycan abi, Wolf Seyfo bu iki saydığımız safkanın daha önünde gidecek, o da bariyer dibini bırakmıyor. Evet. Doğru. Yani şimdi Selim bunun bilincinde olacak. Çünkü içine en bariyer dibinde olup hani beni geçebileceklerse dışından gelip geçmek zorunda kalacaklar deyip hiç açmayacak bariyerleri. Aynen katılıyorum. Bu da bir taktik çünkü. Ki Wolf Seyfo'nun da gelişi bugüne kadar muazzam yani. Çok güzel. Bunların dışında ben bütün her şeye rağmen Festival Fever'ı bir kenara bırakamam. Atamadım gene diyorsun. Atamam. Gazi de dahil olmak üzere. Festival Fever'da tek merak ettiğim şey var. Bu koşuyu acaba takısız mı koşacak, takıyla mı koşacak? Onu deklar olduğunda göreceğiz. Bir tahmininiz var mı? Ben kapalı gözlüğüm çıkarılarak koşacağı düşüncesindeyim. Kapalı gözlüğü çıkarılarak koşacak. Düşüncemiz bu yönde diyor hocam. Tabii, ve o da bir daha faydalı olacağına inandığınız için söylediğiniz bir şey. Çaldıran'da yoktu mesela kapalı gözlük. Evet. Nilba ve starta kadar kulaklık vardı. Son iki yarışı kapalı gözlük. Meydana'da kazandı. Son yarışı da burada etkilerini vermedi çok fazla. Esas soru işareti Madras. Kesinlikle. Yani çime neden uyum sağlayacak? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Yalçın bahsetti. Son of the West koşacak dedi. Evet. Koşuya zaten tempoyu verecek. Onun temposu belirleyecek. Ve burada var Baobali. Bir de Baobali de var. Evet. Baobali için de şunu söylemek istiyorum. Onun da takıyla mı koşacak, takısız mı koşacak? Onu merak ediyorum. Hı-hı. Kulaklık takısını. Şimdi bu onların vereceği tempo Madras'ın da işine gelebilecek bir tempo olacak. Evet. Süper Kayrın çok çıkışta ama ne denli bu gruba gücü yetecek bir soru işareti. Dragon Flame İlk İstanbul Çim koşusunda bekleneni veremedi. Kendisinden daha fazla beklenti vardı. Veremedi. Ama ben öncelikle takı konusu eğer istediğin gibi olursa Festival Fever'ı böyle çok az da olsa bir tık diyorlar hocam. Bir tık, belki yarım tık. Yarım tık. Önde düşünüyorum. Peki. Tabii ki Blue Sunset Torgold. Vazgeçilmez. Torgold. Ve de Madras şeklinde bir sıralama yapılabilir. Wolf Seyfo'yu da kenara bırakma. Wolf Seyfo'yu da kenara atmayalım. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii tay denemeleri ayırmayı planladığımız süreyi erkek tay denemeyle doldurduğumuz için dişi tay denemede şöyle yapalım. Tabloyu alalım. Tamam. İstatistikleri hızlıca vereyim. Tamam. Ondan sonra sizin şans verdiğiniz isimlerle ilgili bir tık daha kısa yorumuna geçelim. Tablo ekranda efendim. Dişi tay deneme koşusu yine tabii malum 19 Mayıs pazar günü yapılacak. Alkız, Bella Mi Amor, Beta, Orionis, Flying Spice, Giz, Look at the Star, Makul, Mangusta, Martina, Mind Power, Mitros on Fire, Ohrit İncisi, Pekerim, Rozo e Bianco, She is Approved, Shiroki, Silk, Spectre ve Sweet Sacrifice 18 tay kayıtlı dişi tay deneme koşusuna. Tablolardan da hemen ekrana yansıtacağımız tabii özellikle bu kez son taraftan başlayabiliyorsak sevgili yönetmenime söyleyeyim. Yani dişi tay deneme gazi korelasyonuyla başlayabiliyorsak onu verelim. Aradan iki tane daha seçimimizi yapalım ve mesela jokeyleri verebiliriz tekrardan. Yine en iyi dereceleri de verebiliriz. Üç tane tablomuzu vermemiz iyi olabilir. Ve ekrana da geldi dişi tay deneme sonrası dişi tay deneme galiplerinin gazi koşusu performans tablosu. Secret Power en son yapan kazandı ve en son bu başarıyı elde eden isim oldu. Suzy Gold
Tay denemeyi artık kazananları söylemeyeyim. Gazi ikinciliği var. Evet. Mystical Storm yine duble yaptı. Fairytale 97'de yaptı. Yalnız Fairytale'dan Mystical Storm'a 13 sene. Mystical evet. Storm'dan Secret Power'a 12 sene. Yani 2035'e kadar bu matematikle bekleyecek miyiz Yalçın? Bayağı yani, uzun aralarla yapılıyor. Çok zor bir şey çünkü. Yani Tay denemeyi kazanıp Gazi'yi kazanmak gerçekten çok zor değil mi? Tabii evet. ki çok zor. Yani bunu yapan isimler. Ama o aralar mesela 94, 96, 97'de de sanki baksan her yıl oluyormuş gibi. Yani işte hani ikinciler var tabii ama kazanıp işte kazanan burada bu tabloda baktığımızda senin dediğin tarihlere göre 3 isim var. Evet. Daha altlarda işte 75 yılında Mahide, işte 71-67 gibi. Serten. Yani Minimo zaten efsane bir isim. Yani toplamda 6 safkan. Diğerlerini pek tanımıyorum. Lira zaten çok şanssız kaybetmişti o meşhur Asket gazisinde. Doğru. Keza Damista şampiyon Walt Pilot'a kaybetmişti. Falan falan. Evet, ama evet. çok zor tabii yani. Çok. Çok. Erkek tay deneme gazi çok daha fazla var. Dişi tay deneme gazi çok daha zor tabii. Bunu Kesinlikle. Yapan da çok özel isimler var. Çok net. Hemen efendim bakalım bir diğer tablomuza yani. Aynı yıl evet erkek ve dişi tay deneme kazanan ekürileri görebiliriz. Ama o ekürileri evet şimdi görüyoruz. Tokdemir ekürisi 89'da Mr. Fantastic My Mirage. Eli Yeşil ekürisi 66'da Büyük Metehan Ayizi. Simsaroğlu ekürisi de Yadigar ve Pırlanta ile 1958 yılında bu önemli başarıyı elde etmişler. Öbür tablomuzda tabii tay denemeyi kazanan en çok kazanan jokeyler tablosu. Ona da bakalım ve derecelerle de bitirelim. Dişi tay denemede de İlginç. Erkek tay deneme tablosunun aynısı. Aynısı. Evet. Şu an tablolarda bir karışıklık olabilir mi yoksa tamamen birebir aynı mı? Aa, biraz önce de ben dişi tayı istemişim çünkü. Peki Öyle o mi? Zaman şimdi erkek tayı alarak onu bir düzeltebilir miyiz tamam. ya da bundan sonrasında? Çünkü... Ben de dedim hem isimler aynı hem birincilikler Yok, aynı. Bu kadar tesadüf. Hani, Selim de dişilerle çok kazandı. Evet, şimdi erkek tay denemeye bakıyoruz. Deminki yanlışlığı da bu anlamda bu tamam. sefer düzelterek gitmiş olalım. Ekrem Kurt'un erkek tay denemede 11.liği. Halis Karataş'ın 8.liği. Kazım Yıldız'ın 7.liği. Selim Kaya'nın 7.liği var efendim. Erkek tay denemede. Az evet. önce gördüğümüz Ekrem Kurt, Selim Kaya ve Süleyman Aktı'dan oluşan tabloda dişi tay denemeyi en çok kazanan jokeyler tablosuydu. O karışıklığı evet. ya da yanlışlığımı bu şekilde ben de düzeltmiş olayım. Son olarak dişi tay deneme derecelerine bakıp yorumları alacağız. Evet. Valencia 1.34.03 2018, Luna Love Good 34.70 2020 ve Texas Gale 34.88 yıl 1999. Evet. Bakalım bu yıl 34'ü göreceğiz mi sevgili Yalçın? Evet. Tabii derece konusunda bir şey diyemiyorum. Gidişat. Gidişat olarak makul ve al kız var. Keza burada yine ön tarafa hamle yapmasını beklediğim Sweet Sacrifice var. Yani bu isimler ön tarafta tempo yapacaklar diye düşünüyorum. Eşlik eden veya onların önünde olmak isteyen biri çıkar mı bilemiyorum ama bu üç isim öne daha çok hamle yapacak isimler. Hatta Sweet Sacrifice ve Makul en fazla en önü isteyecek isimler bence. Hı hı. Giz tabii çok güzel dönüş yaptı. Sentetikte de kazandı. Kalitesini bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz yılın en çıkış yapan dişi tayı idi. Sakarya koşusunu kazandı. Çaldıran dördüncülüğü var. Müthiş performanslar sergiledi ve dönüşü de harika oldu. Ve Çimi bana göre çok çok daha iyi sentetiğe oranla. Keza Mangusta sınıf bir isim. Çim'de geçilmeden geldi. Bir yarış görmüş oldu. Bu kez çok daha farklı koşabilir. Mitros on Fire'ın performansını Çim'de merak ediyorum ama orijin olarak tamamen Çim'e yatkın bir orijini var. Orit'in incisi harika koştu. Hı hı. Geçen bahsettik. Müthiş bir performans sergiledi. Nadas koşusunda. Yine etkili olacaktır. She's Approved aynı yarışın üçüncüsü etkili koştu. Yani daha geniş kapsamlı tabii ki değerlendireceğiz bunları pazar tabii günü. Ki, tabii Ama ki. Benim öncelikle ön planda gördüğüm isimler işte Giz, Mangusta, hatta Martina da çok iyi iki performansa imza attı. Özellikle son yarış çok dikkat çekiciydi. Mitros on Fire, Ohrid incisi benim bu yarışta ön planda görmeyi beklediğim isimler.
5 isim sayıyor sevgili Yalçın. Bakalım Mehmet Ali Beycan hocamız kaç ismi böyle bir ön planda değerlendiriyor? Şimdi tabii Giz geçen sene ki özellikle Sakarya koşusunda erkek rakiplerine 5 boy önde kazandı. Evet. 5 ay arası vardı. 5 ay arasından sonra da yine geçen yılki havasında döndü. Bunun yanı sıra Mangus da geçen yılın flash dişilerinden bu sene bir yarış görüp nefes topladı. Ben Nadas koşusundaki görüntüsüyle She's Approved'ın da beni atlamayın havasında olduğunu gördüm. Look at the Star'ın ağır şime rağmen sprinti çok dikkat çekiciydi. Ohrid incisi Nadas galibi. Ona zaten denecek bir şey yok. Ortalığı yara yara geldi. Ohrid incisinden jockey değişikliğinden bahsediliyor. Hı hı. Bilmiyorum. Vedat Abiş'in bineceği şeklinde söylentiler var. Bakalım bekleyip göreceğiz deklareyi. Kime? Ohrid incisi. Kim binecek deniyor? Vedat Abiş. Vedat'ın bineceği söyleniyor. Ben her şeye rağmen Şirokin'in de çok fazla geri planda düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Nadas koşusunda bir türlü doğru dürüst yol bulamadı. Ama o koşudan sonra bu koşu Nadas koşusundan kesinlikle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bakalım bu zevkli mücadeleler 19 Mayıs Pazar günü efendim nasıl şekillenecek, deklareleri göreceğiz. Arkasından da tabii ki özel yayınlarımız, özel programlarımız olacak. Özellikle Cuma akşamı deklare sonrası da yine 22.00'da sizleri bir özel programın beklediğini de bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Tüm ekürilere bol şanslar, tüm tayların ayakları düz bassın. Şampiyonları izlemek için sabırsızlanıyoruz diyerek geçelim normal akışımıza ve haftanın, geçtiğimiz haftanın önemli mücadelelerine. İlk olarak Ankara'ya gideceğiz. 11 Mayıs tarihinde yapılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusuna bakacağız. Grup 1 koşuya Boğaz çocuğu kazanma başarısı göstererek hem önemli bir sürprize hem çok büyük bir başarıya imza attı. Tabii çok da büyük bir talihsizlikle başladı koşu. Her açıdan çok konuşuldu Yalçın. Evet. Ne dersin mücadeleden sonra? Şimdi pardon. Yönetmenimizden rica edelim. Start çıkışını çok yavaş oynatalım. 6 kulvardan evet. Çıkıyor favori Deniz Efe. Şimdi bakın kapaklar açıldığında sanki Safkan bir hamle yapmıyor. Bak. Gözünde gözlük de var ama. Gözlüğün geç alınması var. O da olabilir. Var. Yani gözlüğü geç alınmasından kaynaklı mı hamleyi yapmıyor? Yoksa hani gözlüğü çünkü aldığında gözü açıkken de at böyle bir hamle yapmıyor gibi. Hem yakın plan bak, hem yuvarlak için alındı. Ve burada zaten düşüyor gibi oldu. Gözü gördükten sonra da çünkü at o kadar akıllı bir at ki. Ahmet'in üzerinde dengesini kaybettiğini hissediyor. Ve at hamle yapmıyor. Yapmıyor doğru. Kesinlikle. Yani ilk hamleyi yapmamasının sebebi gözlük. Doğru. Evet. Ama gözü açıkken de Ahmet yanda dengesini kaybettiği için başlamadı. At yine başlamak istemiyor. Yani Deniz Efe gerçekten... Ahmet atın solundan doğru düşerken toparladı sağından. Evet. Yani bu çok açıda... büyük bir şanssızlık. Ben işte aşağı yukarı 40 yıla yakındır burada yarış izliyorum. Yarışlar bindim. Birçok start gördüm. Birçok start izledim. Ben böyle bir düşüş görmedim ömrümde. Yani ve böyle bir koşuda çok büyük bir talihsizlik gerçekten. Ha, tabii işte sosyal medyada yok kendini attı, yok şunu yaptı, yok bunu yaptı. Yani onları onu söyleyenler bisikletten atsın kendini. Kesinlikle tasvip etmiyorum ve kesinlikle aslı yok böyle bir şeyin. Bak arka ayağı da çocuğa çarptı orada atın. Gerçekten büyük, yani büyük bir şanssızlık. Tabii ki burada Ahmet'in hatası gözlüğü geç alması.
gözlüğü erken almış olsa bunlar başına gelmezdi. Bak olan olduktan sonra yapacak hiçbir şey yok. Olana çare yok. Gelmiş başa çekilecek. Ama gözlüğü erken alsa bunlar olmazdı diye düşünüyorum. Bu çünkü çok güzel açıdan verdi yönetmenimiz. Teşekkür ediyorum. Yani ortada her şey. Ama kesinlikle çok büyük bir şanssızlık ve talihsizlik. Geçmiş olsun. İlk yani, andan başlıyor. Bak alamadı gözlüğü. Zaten. Alamayınca üzerinde bir hamleyle dengesini kaybetti. Ve sonrasında atın sağ tarafından aşağı düşüşü ve yani aslında biz düşüşün son kısmında olayın bir şekli göze hoş gelmiyor ama baksın içinde bu kamera açılarıyla gördüğümüzde başlayan hareketin kontrolsüz diğer tarafa düşüşüyle sonuçlanan bir talihsizlikler silsilesi. Şimdi ya, gözlük biraz çıkmış. Geç alınınca tabii kapaklar da açıldı. Kapaklar açılınca at bir hamlesini yaptı ve durdu. Fakat aynen. Durdu. O anda da o denge bozuldu. O anda dengeyi bozdu. Tabii hocam. Çok net. Yani çok net ve güzel bir açı. Çok da güzel. Her şey ortada yani. Ama bana göre bu olayın en büyük sebebi gözlüğü geç alması veya alamaması. Evet. Bundan kaynaklı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Başta yani yapacak bir şey Ahmet Çelik'e. Tabii ki atın ilgililerine, Ahmet'e. Ve yarışseverlere değil mi? Tabii ki yarışseverler yani burada çok kişi mağdur oldu ama çok kişi de güzel bir ikramiye kazandı. Bir de o taraftan da bakmak lazım. Yani şimdi Boğaz çocuğu kazanmayıp Deniz Efe kazansaydı yani bunun 55 katı kadar daha düşük bir ikramiye fark edecekti. Yani ne verdi atıyorum 20 bin lira verdi. 55 katını düş oradan. Yani aşağı yukarı 1000 lira civarında bir para verecekti. Aşağı yukarı. Daha az. Belki de daha az. Tabii. Değil mi? Belki de 500. Bilmiyorum şu an. Ya ne diyeceğim iş dönüp dolaşıp matematik geliyor. Matematik karıştı biraz. Ama hani 500 ile 1 lira arası bir şey verecekti. Öyle. Yani öyle ona geliyor. Tabii. Şu spekülasyonları bir kere şey yapalım. Söylemiş olalım. Kesinlikle böyle kendini bilerek atmaktı, yani, kasıtlı düşmekti. Sen tabii dile getiriyorsun yarışseverlere son derece bu anlamda yapılan yorumlara saygı duyduğun için ama hani bu tip yorumları burada dile getirmemiz de bilmiyorum yani ben bana bıraksan dile getirir misin diye getirir. Yani gerek bile yok bence değil yok, mi? Bence yok ama, gerçekten. Ama yani bir jokey olarak belki benden bekliyorlardır. Olabilir, ya Yalçın olabilir. Ne düşünüyor bu konu hakkında mutlaka diye ben kendi görüşümü söylemiş mutlaka olayım. Başka tabii platformda da bunu bahsettim, söyledim. Bu bir kere 2-2 daha 4. Onun haricinde yarışa dönersek süratli bir yarış oldu. Darlo hiç beklenmeyen şekilde öne çıktı. Liderliği aldı ve aşırı istekle sürete bindirdi koşuyu Akın. Tempoya soktu. İkincilikte bariyer dibinde pıtır adeta tutamayarak gidiyor. Evet. Özcan her yerde. Yani 600'lere kadar neredeyse Darlo'nun üzerine çıkacak o denli kolay. Ve Özcan'ın çok erken yürüdüğünü düşünüyorum ben. Hı hı. Çok erken yürüttüğünü, safkanını çok erken hızlandırdığını düşünüyorum. Ama o da belki Deniz Efe'yi önünde gördü. Biz Ertuğrul abiyle de bunu konuştuk. Ya Ertuğrul abi dedi ya ben olsam acaba yapar mıydım? Düşündüm yapardım ya dedi. Çünkü hani Deniz Efe de önümde, rakibimi de görüyorum. Jokey yok üzerinde, derecesiz kalmış. Ben de koparayım yarışı gideyim. Ama ben aynı görüşte değilim. Ben olsam daha da beklerdim. Çünkü nasılsa benim en büyük rakibim saf dışı olmuş yani bir şekilde. Yani yarışta olan şeyler bunlar. Biz bir ara mesela Turaç'la beraber koşardık. Turaç sapacak mı diye beklerdik. Doğru. Turaç 1800 virajında hop giderdi dışarıya. Hadi geçmiş olsun derdik yani. Bundan sonra yarışı ona göre hesap ederdik. Yani yarış içerisinde jokey hemen tık 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 gelişmelere göre hareket edecek. Proaktif davranıyor. Tabii ki. Şimdi burada Özcan tam tersini yapması lazım. Nasılsa Deniz Efe saf dışı daha fazla beklemesi lazımdı. Ama işte dediğim gibi o Mehmet Salih Çelik'e ve Safkan'ın Boğaz çocuğunun ilgilerine bu koşu yazılmış. Evet. Normalde ben yine iddia ediyorum yine koşacak bu Safkanlar ama Boğaz çocuğu kazanamayacak bu grupta bir daha koştuğunda. Ben öyle görüyorum bu mesafede hele. Doğru. Uzun da olabilir ama bu mesafede Boğaz çocuğu yani bir pıtırı veya bir Deniz Efe'yi bence geçemez. Ama bunu yaşayıp göreceğiz. Benim kendi görüşüm bu. Yanılıyor da olabilirim.
Toparlarsak Boğaz çocuğu harika bir performans. Yağmurun da yağışı çok yaradı. Belli ki çamuru çok sevdi. Harika hücum etti. Ama biri düştü, ama biri erken yürüdü. İşte at yarışının tabiatında bu var, doğasında bu var. Biri hata yapacak, biri aksilik yaşayacak, gelip biri kazanacak. Bugün için o Boğaz çocuğu oldu. Kutluyoruz ilgililerini. Mehmet Salih Çelik de zaten havalara uçtu. Haklı çocuk. İlk grup yarışı ve grup 1 kazanıyor. Doğru. Yarış hayatındaki ilk grubu grup 1 statüde bir Büyük Millet Meclisi kazanıyor. İçine de boğulmuş. Rüyalarına kadar girmiş. Röportajda değil. Röportajda da söyledi. Ben toten yaptım. Kimseye söylemedim dedi. Ya söylese de zaten kimse onu kale almaz. Ben bunu da söyleyeyim yani. Ya bu az çocuğuyla ben bu yarışı kazanacağım dese. Ya hadi oradan derler yani. İnanmazlar ama bu gerçeğe döndüğünde, gerçekleştiğinde işte hepsini toparladığımız aa diyoruz ki tamam malum olmuş. Yani bazı yarışlarda bu olur. Pıtır bence kazanabileceği bir yarışı kaybetti. Hüküm Çim'de ve Ankara'da çok iyi performans sergiledi. İkinciliği paylaştılar Pıtır ile. Rüzgar Dahan biraz pistin yumuşaması bence lehine oldu. Sert çimini biraz eksik olur diye düşünüyorum. Ve yarışın tabelasını tamamlayan ismi de Tunç Siperi oldu. Onun da enteresan bir performansı olduğunu söyleyebilirim. Yarışın hiç yokları ve hayal kırıklığı olan Can Caner ve Sarafim. Bu iki isim. Özellikle ben Sarafim'den pist çamura dönünce, hani yumuşağın ötesine çıkınca Sarafim'den çok iyi bir yarış bekliyordum. Ama belki de uzun aksiyonlu bir safkan hiç yapamadı. Can Caner'de hiç yok. Benim için hayal kırıklığı da o oldu. Kazanan Boğaz çocuğunun ilgililerini ve genç jokey Mehmet Salih Çelik'i kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkürler sevgili Yalçın. Hocam çok detaylı tabii değerlendirdi Yalçın ama evet, siz ne dersiniz? Tabii, maalesef ben de söyleyeyim hepimizi üzen ve hatta Ahmet Çelik'in öyle yatışı hareketsiz kalışıyla evet, endişeye sevk eden evet, bir başlangıç oldu. Çok çok geçmiş olsun. İşte at yarışında bunlar var. Şimdi tabii Deniz Efe'nin jokeysiz olması, at binen Deniz Efe'yi boş şekilde görenlerin psikolojisini de değiştirdi. Tabii. Belki Özcan'ın da psikolojisi o anda değişti. Şimdi önünde Darlöy var, iterek gidiyor. Onu biraz daha müsaade edip nasıl arkasında tempo veren bir at var önünde. Nasıl bir yarış önce Deniz Efe önündeydi, arkasında saklandı. Hı hı. Çıkıp geçtiğim yerde geçerim dedi. Ama daha 600 dönülmeden, dönülürken diyelim hamlesini yaptı. Koşuyu koparmaya gitti. Arka taraflara da 300'de daha 4-5 boy gibi bir fark vardı. Ama bitiş çizgisi bir türlü gelmedi. Daha doğrusu gelmek bilmedi. Evet hocam. 400 sonrası hemen hemen yan yana sprinte başlayan Boğaz çocuğu Rüzgar Dağan ikilisinden Boğaz çocuğu daha süratli ve güçlü çıkıp önemli bir zafere imza atmış oldu. Tabii hani o darbe meseleyi bir daha söyleyeyim. At koşar, bah kazanır. Yeni sahiplerinin kısmeti, Mehmet Salih Çelik'in kısmeti bir araya geldi. Doğru. Diyelim. Ona doğru, kısmet oldu. El mi değiştirmiş Boğaz çocuğu? Efendim? Evet. Yeni sahiplerinin sahip, yarışı. Şöyle bir şey var. Deniz Efe'nin de şanssızlığı. Geçen sene değil miydi bu koşuda Yalçın? Star kapaklarına vurdu başını, kafasını. Evet. Şey kaybetti. Kazandı. Evet. Işman kazandı. Çok doğru. Yani. Öyle bir şimdi, şanssızlık yaşadı tabii. Çok çok yer geçmiş yer olsun. Kazandı. Bu arada şöyle bir şey var. 3 starttan Şahin Mahmut çıkış yapıyor. Allah'tan startı 4 veya 5 değil. Sayın yönetmenim bir daha startı alırsa yani Ahmet Çelik'in başına belki daha tehlikeli bir şey gelecekti. Allah muhafaza. Şahin Mahmut, Şahin Mahmut biraz olsa geri çıktı. Ahmet Çelik yerdeydi o anda. 3 startta yanından geçti. Şahin Mahmut geri başladı. Yani 4 veya 5 starttan çıksa üzerine at belki düşecek, basmaz atlar doğru, da ama doğru, bir darbe alırdı. Alabilirdi yani. Maalesef.
Büyük geçmiş olsun diyoruz bir kez daha. Çok çok geçmiş olsun. Evet, evet hocam. Geçmiş olsun tabii ki, diyecek bir şey yok. Tabii kazanını kutluyoruz. Kutluyoruz. Ama ve iyi olduğu zamanlarda da yaptığı yarışları da unutmamak lazım. Bir sene öncesinde tabii Veli Efendi koşusunun kazanacağı yarışı kaybetti. Kazanacağı yarışı evet. Evet. Ki yarım boyla kaybetti galiba. Foul'ydi. Bu hatta o yarış bence ortada bir yarışta değişebilirdi yani. Tabii tabii. Değiştirmedi komiserler. Burada hatta ben konuştum. Aynen. Değişebilirdi konuştuk, bu koşu burada dedi. Konuştuk. Programı almıştık. Çok net. Hemen röportaja geçelim ve Mehmet Salih Çelik'i dinleyelim değerli yarışseverler. Sayın yarışseverler, 62. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu büyük bir heyecana sahne oldu. 2 numaralı Boğaz çocuğu Mehmet Salih Çelik de kazandı bu önemli koşuyu. Mehmet, tebrik ediyorum. İnanılmaz bir yarış. Sonlarda yaptığın müthiş sprinte pıtırı mağlup ettin. Neler söylersin, ben tebrik ediyorum seni. Öncelikle sağ olun, teşekkür ederim. Daha önce 550'ye yakın bir yarış kazandım ama hiç grup yarışı kazanmadım. Bir türlü kısmet olmuyordu. Şanssızlık buluyordu. Ya ikinci ya üçüncü. Bugüne nasipmiş. Sadece sabah uyandığımda Serdal Başkan'ı rüyamda gördüm. Dedi ki takım elbisen hazır mı dedi. Bana sadece şu cümleyi kullandı. Ondan sonra ben uyandım. Ve ben onu kazanacağımı hissettim. Ama totemi bozmak istemedim. Bunu kimseye söylemedim. Dedim ki kazandığım zaman röportajda bunu söyleyeceğim kendime. Ve kazandım. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle yardımcı antrenör Osman Polat. İdmanda ata 600 metrelik bir 42'lik iş yaptım. Salih rahat ol dedi. Yeter ki dedi, güzel yer yap, sprintini ayarla dedi. Bu yarışı kazanacağız dedi. Atladı o cevheri zaten sprintinde hissetmiştim. Çok mutluyum. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz röportaj için sevgili Yüksel Saymaz ve Mehmet Salih Çelik'e. Efendim devam edelim. Hemen 12 Mayıs tarihli koşuya geçelim ve İstanbul'da yapılan Anneler Günü koşusuna gidelim. Eparven kazanma başarısı gösterdi. Grup 1 koşu Anneler Günü koşusu hem gününde yapılan hem de son derece her açıdan anlamı, önemi son derece büyük olan bir mücadele. Evet. Ne dersin Yalçın? Öncelikle koşunun favorisi tabii burada. Net favorisi. Biletçi kızdı. Aklı da favorisiydi. Yapmış olduğu performanslarıyla çok öne çıkan, çok konuşulan. Hatta bu yarışı kazanıp bundan sonra erkek rakipleriyle de mücadele edip onlara da diş geçirebilecek potansiyelde olduğunu ben dahil çoğu yorumcu söyledi. Ama biletçi kız, bir daha geri alalım sayın yönetmenim. Şimdi bakalım 15 starttan çıkıyor. Önce oradan bir başlayalım. 14 start. Şimdi biletçi kız atların arasında kendini sıkan, sertlik yapan, hırslanan yapıda bir kısrak. Evet. Şimdi bak şu an rahat ama birazdan içeriye doğru yığılma olacak. Bak şimdi buradan sonra içeriye doğru yığılma. Normal oynatabiliriz de. Şu an görüyoruz değil mi biletçi kızı? Bak kafasını görüyorsun değil mi? Nasıl sertlik yapıyor bak. Bak o sertlikler. Bak burada. Hala devam bak. Ediyor. Orada iş bitti işte. Hala rahatlamıyor. O 50-60 metre o sertliği yaptığı zaman geçmiş olsun. Evet. Yani bence kaybetmesinin en büyük sebebi yarışın kalabalık olması ve yarışı ortalarda kabul etmesi. Evet. Yani biletçi kız en geri gitse bak en geri gidecek. Daha çok dönecek, çok farklı bir biletçi kız izlersin. Ne olursa olsun. Hani eskilerde meşhur bir laf vardır. Kayıba koşar gibi koşacaksın. Hı hı. Hani biletçi kız bunu yapması lazım. Biletçi kızın stili bu. Ama suya sabuna karışmadan. Tabii ki. Çünkü aralarda o hırslandığı zaman o düzlükteki gücünü bulamıyorsun safkanda. Doğru. Kaybetme nedeni o bence. Ya o zaman ne oluyor? Jockey ile uğraşmaya başlıyor. Uğraşıyor. Hem jockey'i yoruyor. O da aralarda derelerde hem beyin fırtınası o an. Bir de favorinin verdiği ağırlık var ama bu at bu şekilde kazanır. Yani bu atların arasında olduğu zaman kazanamaz. Söylediğim tarzda kazanabilir. 20 atta koşsa, 22 atta koşsa en geri gideceksin. Gerekirse biraz start ağır alacaksın. Evet. En geri gideceksin. 2-2 daha 4. Bu çünkü artık ispat edilmiş bir şey yani. Bu safkan defaatle koştu. Ve stili, karakteri ortaya çıktı. Bu şekilde de koşarak olmadığını bir kez daha gördük. Gelelim kazanan Eparven'e. Atı bir gördüm sevgili Sadık. Padoktan çıktı sahaya. Sahada bir gördüm at yanıyor. Ya müthişti. Yüksel abiye dedim hatta Yüksel Saymaz'a. Abi dedim
Eparven dedim ya. İlk söylediğim at Eparven'di yani. Yanıyor dedim at. Müthiş getirmişler atı. Ve en büyük avantajı ne? Önde 3 tane 4 tane süratli safkan var. Kendi stiline benzer stilde. Evet. Ama onların arkasında konumlanacak. En avantajlı şekilde düzlüğe çıkacak. Ve düzlüğe çıktıktan sonra da vitesi olan bir isim. Bunları da çok güzel hayata geçirdi Müslüm Çelik. Evet. Çok iyi noktada konumlandı. Düzlüğe kadar bekledi, sabretti. Düzlükten sonra da hadi dedi. Tırnağında ne varsa verdi kısrakta. Kazanan oldu. Ha, Gülat bir de kazanabilirdi bu yarışı. Hı hı. Ama o da kalabalığın kurbanı oldu. Yani 20 attık bir mücadele. En geridesin. Özcan biraz da telaş yaptı. Bir gün önce de tabii şanssız bir şekilde kaybedince Büyük Millet Meclisi'ni. Haftanın ikinci grup biri bu da. Tabii. Yani bu sefer ya dedi beklemeyeyim, aman duman demeyeyim, en dışarıya alayım. Ama harmanlayarak döndü. Gülat mı de kazanabileceği bir yarış olabilirdi. Yani biraz daha böyle kontrollü, biraz daha sakin. Biraz daha şanslı. Tabii biraz daha şanslı. Hani bu yarışlarda zaten en önemli unsur yarış şansı. Tabii. Tabii atta olacak ama yarış şansı yanında olacak. Yine olabilirdi. Ama bu kadar çok da formda bir rakip var. Yani bu yarışlar saliselerle biten yarışlar işte. Bir saliseyle birinci ikinci bitirmiş evet. Koşuyu baktığımızda. Bugün için çok güzel yerde giden, harika düzlük dönüldükten sonra önü açılan, güzel de bir finish sergileyen Müslüm Çelik kazandı bu koşuyu. Gülat zaten efsane bir kısrak, artık efsaneler arasına girmiş gerçekten. Geçen senenin galibi. Geçen senenin bu yarışı ahırdaşını geçmişti, kurşunun lisi. Son anda geçmişti yine. Evet. Aynı benzer bir yarış. Dejavu oldu ama bu kez farklı bir ekürünün safkanına gelip alamadı. Gülat mi kazansa tarihte üst üste 2 yıl kazanmayı başaran ikinci isim olacaktı. Brenda. Brenda'ydı. Yıl 2010-2011. Evet. Onun haricinde kalbimdesin için ben kesinlikle Çimpiste iyi performans. Bir de ilk bahar varmış Yalçın. Atlamayayım onu da. 2005-2006'da da ilk bahar yapmış bu başarıyı. Kalbimdesin de iyi koştu. Çim'i de yaptığını gösterdi bizlere. Ben hiçbir tereddütüm yoktu Çim'de ki performansı iyi mi olur kötü mü olur diye düşündüğümde kesinlikle yapacak diye düşünüyordum. Hı-hı. Yaptı da. Ama o da işte kalabalık koşuyor. Biraz zor bir isim. Böyle hadi dediğinde biraz sallanıyor falan. Ama bugün çok daha gününde olan Eparben bu koşuyu kazandı. Kurşunlu, Gelibolu, Kolega. Hakikaten yarışın iyi koşan isimleri. Bakalım bir sonraki randevu ne olacak? Bu kısraklar arasında çok merak ediyorum. Eparben'in sahibi Hakan Çelik'i, jokeyi Müslüm Çelik'i ve tüm ilgililerini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kutluyoruz ve hemen hocama değerli katkılarını almak için dönüyorum. Hocam ne dersiniz mücadele sonrası? Öncelikle bu koşu vesilesiyle bir kez daha dünyanın en kutsal varlıklarını ben de kutlayayım. Annelerimizin ellerinden öperiz. Aynen. Şimdi Ulu Arat öne çıkarak başladı. Yakın takipte Şehnaz Donga, Gözpınarı, Bornavalın, Melanur. Ama en güzel yerde giden iki isim var burada. Hemen onların arkasında çok güzel yerde yer tutan Eparven ve Kurşunili. Şimdi Yalçın'ın söylediğine katılıyorum. Biletçi kız biraz daha gerilerde bekleseydi diye işte bu sertliği yapmazdı. Bir de şu açıdan da bekleyebilirdi biraz daha gerilerde. Hı hı. İlk defa 1400 üstü bir mesafe koşuyor. Tabii evet. O da bir avantaj. Yani onun için biraz daha fazla yani. Gerilerde beklemesi daha iyi olurdu. Olmadı. Aşırı sertlik yaptı. Jokey'ini uğraştırdı. Jokey ile uğraştı. Ki kaldı ki düzlükte önü de o kadar güzel açıldı ki. Ama önceki yarışlarını görmedik. Şimdi ben bu koşunun neticesinde etkili olan birkaç şey var bence. Buyurun hocam. Birincisi bu biletçi kızın tabela dışı kalmasını bahsettik. Diğeri Eparven. Hı hı. Şimdi koşuyu bir kere Müslüm Çelik çok güzel yerlerde takip etti. Her şeyi çok doğru, zamanlaması filan ve bir önceki
koşusunu seyretmiş olanlar Eparve'nin bu birinciliğinin tesadüfi olmadığını göreceklerdir. Bir önceki Adana kısa vadesinde, ki düzlük daha kısa, hı hı, son 300 civarında önünde 7 tane at var. Eparve'nin önünde, Eparve'nin önünde 7 isim var. Evet hocam. Son 150'de 5 tane at var, 3 tane Kazbert. Evet. Öyle bir sprint yaptı geldi kazandı ki bir anda, yani İngiliz sprintine benzer bir sprintle kazandı. Birincisi bu. Diğeri Gül Atmi ki benim favorimdi. Hı-hı. Kendi adıma onu söyleyeyim. Koşu stili belli, hep böyle koşuyor. Kaybetmesi şanssızlık oldu burunla. Dubleyi yapamadı. Kalbimdesin. En gerilerde gidenlerden Ahmet Çelik hep böyle idareli geldi düzlüğe kadar. Önün açılmasını bekliyor ki böyle bir kalabalık yarışta bariyer dibinde bomboş, evet, bir koridor oluştu. Oradan yürüdü geldi. Üçüncülüğü elde etti. Ama koşuyu daha iyi yerde bitirmesi gereken ama orada bitiremeyen iki isim. Kurşun ile biri galiba. Hayır. Gelibolu Rüzgarı ve Kolega. Şimdi Kolega baştan sona her yerde kapandı. Mehmet Kaya içeriye deniyor, olmuyor, dışarıya çıkıyor. Aynaya indire giren isim. Olmuyor. Starttan bir tanesi 8 boy, bir tanesi 5 boy geç çıkanların 700'lerde arkasına düştü bir ara. Ortaları, evet, denedi, olmadı. İçerisi dolu olmadı. Şu an Gül Hatmi'nin dışına çıktı. Gül Hatmi'nin dışına dolanmak zorunda kaldı. Sonra bir daha içeriye girdi. Bir daha içeri girdi. En sonunda Gelibolu Rüzgarı'yla yan yana birbirlerini buldular. Bir boşluk buldular. İş işten geçtikten sonra ikisi birden yürüdü geldi. Koşu bitmiş oldu. İkisi de aynı şekilde kapandılar. Bak şimdi uçarak geliyorlar. Hatta karşılarda Kolega bir ara biletçi kızdan hafif bir tampon da yedi. Yedi, evet hocam. Gelibolu Rüzgarı da düzlük başında belki sanadan yediği bir tampon var. Ona rağmen sonlardaki gelişleriyle, yani yazık oldu dedirttiler bir ölçüde. Abi zor yarışlar bunlar. Yani grup 1, 20 at, yani Arap atı, çok zor yarışlar. Gül Atmi'ye gelince, Gül Atmi niye benim favorimdi? Gül Atmi bu kış yıpratılmadı. Hı hı. İstirahatle geçirdi. Evet. Geçirdi. Bence hiç son yarışı da gayet iyiydi. Ve bir yarış aradan koştu. Sonra. Bir yarış koşup buraya geldi. Ben hatta meclis koşusuna bekliyordum Gül Atmi'nin koşmasını. Evet hocam. Ha, nerede gelirdi onu bilmem. Ama bence yine, ama yani bu şartlar en altında en kötü ikinci olurdu. Bu şartlar altında en kötü yine ikinci olurdu. Diyelim gidelim röportajımıza. Evet. Hemen Mehmet kazananı kutladık. Diğerlerine geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz ve Müslüm Çelik röportajını ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Evet, günün en anlamlı mücadelesi Grup 1 Anneler Günü koşusunu geride bıraktık değerli izleyenlerimiz. Koşuyu 3 numaralı Eparven Jockey Müslüm Çelik ile kazandı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Adana'dan gayet güzel bir formda gelmişti Eparven. Neler söylemek istersiniz? Ayrıca çok tecrübeli bir yani safkanları da geride bıraktı. Neler söylemek istersiniz bize? Evet, dediğiniz gibi son yarışlarda genellikle Eparyen'le beraber katılmıştık. Bu yarışları başarılı bir şekilde geçtik. Asıl hedefimiz buraydı. Ekiple beraber güzel hazırladık. Yarışta çok güzel yerlerde gittim. Önüm açıldı her tarafta. Çok güzel bir yarış oldu. Kazandığım için çok mutluyum. Bugün anneler günü, bildiğiniz gibi başta annem ve eşim olmak üzere bütün annelere armağan ediyorum bu yarışı. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz de buradan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet, sevgili Sabah'a ve Müslüm Çelik'e çok teşekkür edelim ve devam edelim Ankara'ya.
gideceğiz efendim 14 Mayıs tarihli mücadele için. Mehmet Ali Kiper koşusu ekranlarınıza gelmeye başlıyor 14 Mayıs günü. Dün. Yani salı günü dün 6. koşu olarak yapılan beyaz ışık kazandı mücadeleyi. Ekrana da geliyor Yalçın, ne dersin koşu için? Geçtiğimiz yıl üçlülere mahsustu bu yarış. Yine beyaz ışık kazanmıştı yarışı. Evet. Bu yıl duble yaptı. Bu yıl da 4 yaşlılara mahsus bu koşu. Doğru. O da bir enteresan değil mi? Şeyi değişti, prosedürü evet. Değişti mücadelenin ama kazanan değişmedi. Statü değişti. Statü değişti. Yani çok güzel tempolar var yarışta ve beyaz ışık dördüncülükte çok kolay takip etti koşuyu. Yani alışılagelmiş stiliyle sağlam can liderliği aldı. Hemen dışında karizmatik. Yani bu ikilinin arkasında çok kolay takip ediyor koşuyu. Koşunun ikinci olacak ismi şu an bariyer dibinde. Beşincilikte bir diğer Kır Safkan. Koşunun üçüncüsü de en gerideki tek dişi olan Torun Calas. Evet. Torun Calas da çok enteresan koştu. Dört boy kalıyorsunuz startta. Yarış iki boyla bitiyor ve hemen kuyruklarında üçüncüsünüz. Ama bu gidişatı en iyi şekilde takip eden ve düzlükten sonra çok da güzel bir yol açıldı ve rakibini de içeride hapsetti. Hı hı. Yani bu yarışı endgame de kazanabilirdi. Endgame biraz erken hamleyi yapabilse, o aradan çıkabilse endgame de kazanabilirdi ki şu an bakın arada 4 boy kadar fark var ve haşımla nasıl gelecek endgame? O aralardan gelip 2 boya indirecek farkı ve ikinciliği alacak. Hani ben kazananın yarışını evet çok beğendim ama daha çok endgame ve Torun Calas da çok çarpıcı performanslara imza attılar. Bu safkanların bir sonraki randevusunu merak ediyorum. Tabii ki Beyaz Işık'ın ilgilisi sahibi Sabri abi, Sabri Aksu'yu, bütün antrenörünü ve ilgililerini ve jokey kardeşim Ercan Çankaya'yı kutluyorum. Güzel bir yarıştı onlar için de. Gerçekten öyle, kutlayalım. Hemen hocamdan da ilaveleri rica edelim. Valla kazanan Beyaz Işık'ı kutluyorum. Ercan Çankaya'yı da. Ancak o düzlükte iki adın arasındaki boşluğa biraz gecikse Ercan Çankaya orayı endgame kapacaktı. O endgame'den önce davranıp neticeyi lehine çevirdi. Koşunun özeti ne biliyor musun sevgili Sadık? Nedir hocam? Koşuyu önde kabul eden 3 isim arkadaki üçlü olarak bitirdi. Arkada bekleyip gelenler de ilk üç olarak sıralandı. Tabii koşunun bir de kazanan en ağır kilolusu. Evet, kilo var. Evet. Geçen yılki başarıyı da tekrarlamış oldu. Sabri Aksu ikilisi ve Ercan Çankaya'yı kutlayalım. Kutluyoruz. Darısı rakiplerin başına diyoruz ve röportaja geçiyoruz değerli yarışseverler. Ekranlarınıza geliyor. Sayın yarışseverler, Mehmet Ali Kiper koşusunu geride bıraktık. Bir numaralı beyaz ışık Ercan Çankaya ile kazandı koşuyu. Ercan, tebrik ediyorum. Beyaz ışık özelinde geçen sene bu koşuyu kazanmıştı. Bu kez seninle nasip oldu. Evet. Yine beyaz ışık özelinde de seninle 3 kez Adana'da kazandığını hatırlıyorum kumda. Bugün de yine Ankara'da seninle kazandı. Neler söylersin? Tebrik ediyorum seni. Safkan'la zaten daha önce çok birleştik. 3 tane kupa kaldırdık beraber. İyi zaferler aldık. Bugün de iyiydi. İstediğim gibi. Her yerde istediğim gibi gidiyordu. Atsabile de direktifimiz aynıydı zaten. Yarışta istediğimiz gibi gitti. Düzlükte de yürüdüğümde de bana cevap verdi. Gerçekten atı çok güzel hazırlamışlar. Ekibi tebrik ediyorum. Çok iyiydi yani. Yarış içerisinde istediğim her şeyi yaptı bana. Kazandık, fotoğrafa uzandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben de tebrik ediyorum bir kez daha. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkürler. Evet, Ercan Çankaya'ya ve Yüksel Saymaz'a çok teşekkür edelim röportaj için ve devam edelim efendim. Sıradaki koşumuz için 12 Mayıs tarihine dönelim, İstanbul'a geri gelelim bir manada ve bakacağımız koşuda Kemal Atakul adını anısına düzenlenen kısa vade 22 statüdeki mücadeleydi. Endless Time'ın kazandığı koşu ekrana da yansıyor.
2100 metrede çim pistte yapıldı ve sevgili Yalçın, evet, bu koşuya neler söyleyeceksin? Kazanan Endless Time güçlü bir safkan ama son yarışları istenilen düzeyde değildi. Geçtiğimiz yıl sonbahar büyük handikapını kazanmıştı. Bu safkan Ali Kaçmaz ile harika bir performans sergilemişti. Yine uzunda bir önceki yarışını da kazanmıştı. Sonra küçük bir ara verdi. 4,5 aya yakın bir ara. Gültekin Albay Alpay koşusu ile başladı. Hı hı. Sentetikte çok muvaffak olamadı. Sonra çime döndü. Acaba hani sentetikte mi gitmedi dedik. Çim, yani kazandığı yarışlar da var sentetikte ama çimi daha iyi olduğu belli daha önceki koşularından. Evet. Sonra çimde de pek varlık gösteremeyince bu yarışta benim biraz gözümden düşmüştü. Ama demek ki Safkan'ın bir kondisyon açığı vardı. O iki yarışta kondisyon açığını giderdi. Giderdi. Bu kez çok daha diri, çok daha formda ve güzel bir Endless Time izledik. Koşuda Alcoen'a yine önde gitti. Liderliği aldı alışılagelmiş stiliyle. Bir önceki yarışını da bu şekilde gidip kazanmıştı. Ama düzlükten sonra şu an altıncılıkta dışarıda olan Safkan, Arif abinin artık gözleri aşina olan formasıyla görüyoruz şu an. Çok da kolay takip ediyor koşuyu. Venivici gene yok. Çime döndü, çimde de yok. Sentetikte mi gitmiyor acaba, çimi mi bekliyor dedik. Tekrar iyi koşamadı. Ama şu an bakın en dışarıya çıktı Ayhan. Oradan sonra harika hücum etti Safkan. Ve geldi. Bir boyla da olsa kazandı. Üç boya geç başladığı koşuyu en yakın rakibinin bir boy önünde tamamlayarak harika bir gösterişli bir performansla imza attı. Alcoen yine iyi koştu ama bugün çok diri gelen rakibine direnemedi. Biraz da tabii 200 metre daha uzaması yarışın bir önceki koşusuna göre. O da bir handikap. Üçüncü olan Çakal'ın kızı. Yani baktığımızda Alcoen'e aşağı yukarı iki fazla binmiş. Yani 5 kiloya yakın bir fark var. 59'a 54,5. 4,5 kilo fark. 4,5 kilo fark vermesine rağmen, yarışı geri başlamasına rağmen yine çok dikkat çekici bir performans. Toparlanmış Çakal'ın kızı da bundan sonrası için geliyorum sinyalleri verdi. Yarış severlerimiz not alsınlar Çakal'ın kızını. Özellikle hem cinsleriyle koşacak uzun mesafeli ilk yarışta kendisini en ön safhalara atacaktır diye düşünüyorum. Yamatay'dan ben iyi bir yarış bekliyordum. Gidişat lehineydi ama çok beklentimi karşılayamadı. Oklahoma'da çimde sentetiğe oranla biraz daha eksik koştuğunu gösterdi bizlere bir kez daha. Kazanan Endless Time'ın ilgililerini ve Ayhan Kurşun'u kutluyoruz. Ayhan da 56'ya net binmiş burada. O da dikkatimi çekti. Evet. Ayhan'ın 56'ya net binmesi, evet, de çok kıymetli bence sezonun bu dönemin önemli bir dönemindeyiz. Klasik koşuların başlayacağı, daha başladığı, devamını getireceği koşularda 56'ya net binmesi çok değerli. Diyor sevgili Yalçın Akağaç. Hocam. Ya tabii Alcoen çıkışta birlikte numarayı aldı. Tempoyu belirledi. Endless Time, Çakal'ın kızı 3 boy, Venivici 5 boy gecikmeyle başlayınca Yamatay, Luminens, Katarsis, Oklahoma sırası oluştu. Koşuda fazla bir süratli tempo yok. İlk 1400'ü 29'la geçildi. Bu şekilde 600'e gelindi. 600 dönülürken Alcoen süratlendirmeye başladı ve kaçıp bitirmek havasına girdi. Ama koşu süratlenince Endless Time'ın lehine dönmüş oldu. Hı hı. Ve düzlükte güzel bir sprintle son yüzde yakaladı ve hakim oldu. Rakibinin kaçarak bitirmesine fırsat tanımadan kazanmayı başardı. Sonlarda da Yamatay'ı Oklahoma ikilisini atlatan Çakal'ın kızı ki bu koşusu dikkat çekici oldu. Üçüncüyle yerleşti. Endless Time uzun mesafeli ve sürat olan koşularda daha da etkili olabilecek havada göründü bu koşuda. Gerçekten öyle hocam. Evet. Röportaja gidelim. Ayhan Kurşun'u dinleyelim. Bakalım koşu sonrası neler söyledi.
İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan herkese mutlu pazarlar değerli izleyenlerimiz. Günün ilk mücadelesi olan Mehmet Kemal Atakul koşusunu izledik ve geride bıraktık. Koşuyu 5 numaralı Endless Time Jockey Ayhan Kurşun'la kazandı. Çok tebrik ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu yıl ilk birinciliğini oldu. Neler söylemek istersin Endless Time'la tabi? Evet, Endless Time önceden tanıdığım bir at. Gününde olduğu zaman çok iyi koşabilen bir at. Bugün de günündeydi. Pistinde tabii çok böyle konforlu bir pist olmasından da faydalanıyor tabii atımız. Bugün de gerçekten düzlükte çok ciddi can alıcı bir sprint yaptı ve kazanmayı başardı diye. Çok teşekkür ederiz. Bol şans diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Kolay gelsin. Röportaj için çok teşekkür ediyor ve devam ediyoruz efendim. Bu kez gideceğimiz koşu 12 Mayıs tarihli pazar günü İstanbul'da yapılan Kadir Keçelioğlu adına anısına düzenlenen koşu. Kısa vade 8 statüdeydi 3 yaşlı dişi İngiliz tayları bir araya geldiler. Queen Proteo kazanma başarısı gösterdi. Erhan Aktuğ idaresinde sürprize imza attı. Bakıyorum tabii 8 ismin katıldığı koşunun AGF'de 7. şans verilen ismiydi sevgili Yalçın. Evet, çok enteresan bir yarış yaptı bu tay, Queen Proteo. Yani Silent Wave gibi bir ismin öz kardeşi. Silent Wave artık anneliğe ayrıldı. Hı-hı. Devam edemeyecek yarış yaşamına. Onun da Çin performanslarına baktığımızda dişitay deneme 4. var. Nadas 3. var. İyi performanslar sergileyen bir Silent Wave. Ve bu tayımız ilk kez Çin'de çok gösterişli bir performans sergiledi, evet, bence. Evet. Yani burada çok gözden uzak kalmıştı. Real Trouble koşunun favorisiydi. Skake and Buzz yine koşunun temposunu belirledi. Dash of White bir önceki yarışını kazanmıştı. Yine önlere gidecek diye düşünmüştük. Gitti ki gitmesine rağmen devam ettiremedi fazla. Ama şu an 5.likte bariyer dibinde izliyoruz sevgili Sadık. Hı hı. Ve her yerde çok kolay. Her yerde rakiplerine çok hakim. Ve düzlük dönüldükten sonra şimdi açık alana aldığında harika hücum edecek Tay. Hani ben çok beğendim yarışını. Bu performansıyla bence kısrak koşusuna göz kırptı. Yani kısa da bir şey diyemem. Evet. Ama uzunda yani malumunuz biliyoruz, uzun çok çok farklı. Çok özel atlar, özel dişiler yapabiliyorlar. Uzunda aslında, kısrak tabii koşusunda başarılı olabiliyorlar. Çok doğru. Bence o kapasite var bu tayda. Ki geçtiği rakip de iyi sprinter. Evet. Strong Force. Evet. Hani kazandığı yarışı hatırlayalım. Epey gerilerden gelip kazanan bir Strong Force. Yani ve mesafe olsa daha da uzayacak. Fark daha da açılacak. Öyle bir görüntü vardı. Çok doğru. Erhan da çok iyi bindi. Çok güzel noktalarda konumlandı. Düzlükten sonra da zaten Tay gereken her şeyi yaptı ve çok da güzel bir yapısı var. Hafif biraz sinir yapmıştı, terlemişti ama yarışta çok farklı gördüm. Queen Proteo'yu çok beğendim. Şefik abi ve safkanın sahibi Muzaffer Bey'e tebrikler. Şimdi aklıma gelen safkanı da buradan buldum. Çakal'ın kızını hatırlattı bana. Geçen yıl Hikmet Ataman koşusu kazanırken, evet, o akış, o bence o yarış şu an yani gözümün önünde. O yarıştan çok çok daha iyi bir performans. Daha iyi değil mi? Bence daha evet iyi. Evet evet. Yani, o iyiydi, bu daha iyi. Bence evet, evet, daha iyi bir Queen Proteo izledik. Ve yapı olarak da çok güzel bir yapısı var. Hı hı. Çok güçlü. Ne çok sallı, ne ufarak. Yani tam böyle güzel bir dişi. Ölçülü. Evet, ölçülü. Ben çok beğendim yarışını. Kutluyorum. İkinci olan da iyi koştu. Bugün kazanana yapabilecek hiçbir şey yok. Atat'ın yanında koşar tabii. Tamam. Ama ben bu performansıyla Beycan abi ne der bilmiyorum ama kısrak koşusuna göz kırptı diyorum. Yani kısrak koşusunda ilk üç içerisinde yer alabilecek kapasitede, hatta kazanabilecek kapasitede gördüm. Bakalım hocam katılıyor mu? Şimdi ne der Beycan abin? Bu koşu Queen Proteo için parlak bir koşu. Evet. Çünkü ilk defa İstanbul'da ve ilk defa Çim'de koşuyor. Zaten biraz gerilerde tutulmasının sebebi de oydu bence. Yani ve jokeyine tabi, hadi dediğin zaman da kalkan sürate binebilen bir kısrak.
ilerisi için iyi şeyler vaat etti bu koşusuyla. Ki kulaklıktan vazgeçildikten sonra da daha iyi koşmaya başladığını gördük. Evet hocam. Aksesuar değişikliği sonrası, evet, performans artışı. Evet. İkinci olan Son Force'un da yarışı hazır sanmamalı. Onun da ilk İstanbul seferi. Ki Made'in sonrası böyle bir yarış. Hı hı. Bu ikisi diğerlerinden biraz daha iyi göründüler bugün. Real Trouble bekleneni veremeyen. Cookie Doo içinde ilkçim. Ama sentetikte onun daha etkili olduğunu gördük. Erhan Aktuğ'u da daha üst seviyelerde görmek istiyoruz. O kabiliyeti olan bir çocuk. Öyle değil mi hocam? Evet. Dikkat çekici ara çıkışlar var. Aynen. Biraz daha istikrarla. Benim yani yeni nesilde beğendiğim isimlerden bir tanesi. Erhan Aktuğ için de güzel sözler geldi Mehmet Ali Beycan hocamızdan. Efendim, son iki İstanbul koşusuna performans açısından son iki koşuya bakalım. Sonra da protestolu koşularımıza geçeceğiz. İlk olarak 8 Mayıs tarihinde Kapriz'in kazandığı Ziya Adalar adına anısına düzenlenen koşuya gidelim. Ve sentetik piste geçilmezliğini sürdüren Kapriz'in 10 Mayıs tarihli mücadelesine bakalım. Görüntüye de gelmeye başladı. Tabii herhangi bir pistte ya da mesafede geçilmezlik ünvanı dediğimiz şey çok kıymetli değil mi Yalçın? 13'te 13. Yani 26 kez koştu. 13'ü sentetik, 13'te 13 yaptı. yani pazartesi günü de söyledim. Bu safkanın aksiyonları hep böyle bana bir, yani bir iğretilik var ama müthiş bir yetenek. Evet. Müthiş, yani düzlük dönüldükten sonra tırnağında ne varsa veriyor ve çok kolay kazandı gene. Tabii bu tempolarda Kapriz'i bu tempolarda götürürseniz, düzlüğe bu şekilde çıkarsa Kapriz'i geçmeniz imkansıza yakın bir şey. Evet. Ama başa baş dişe diş bir uzun mesafe sentetiği olursa o zaman acaba diyebilirim. Ama bu şekilde çok zor geçilmesi sentetik pistte çok rahat. Bakar mısınız, hiç tıngır mıngır götürüyor yarışı. Zaten o kadar akıllı ki bütün rakiplerini hissediyor şu an. Yani jokeyinden komut bekliyor. Ayhan hadi dediğinde tık hemen altından çıkıyor. Öyle de akıllı bir at. Kutluyoruz tabii. Bak kulakları ne kadar dik. Şu an o her şeyin farkında yani. Burada güle oynaya gidiyor bu tempolarda. Tabii. Hani eski adamların, eski acıların bir tabiri vardı jokeylerin. Evet. Üstünde kahve iç. Aynen öyle bir at. Çok rahat yarış içerisinde. Her ne kadar zaman zaman aksiyonlarını beğenmesem de tempoları bu şekilde kurduğunda geçilmesi imkansıza yakın sentetik pistte. Ama kabokumda aynı şeyi söyleyemeyiz tabii. Ama sentetik pist, hani bazı safkanlara anormal ölçüde yarıyor. Ben mesela şimdi Kapriz için tabii 26 yarıştır koşmuyor. Evet. Koşar mı bilmiyorum ama hani koşarsa en azından şu sentetik, evet, pist, çim pist uyumu oluyor mu? Safkanlarla ilgili bir soru oluyor ya. Çim'de, evet, giden sentetikte gidiyor mu gitmiyor mu diye. Evet. O soruya bir iyi bir cevap olabilir Kapriz'in çim pist performansı. Bakalım koşarsa tabii. Yiğit kardeşler de tabii geçtiğimiz yıl mıydı? Bir önceki yıl mıydı? Kanuni Sultan Süleyman'ı kazandı. Bir önceki geçen yıl sanırım. Geçen yıl mıydı? O da çok sınıf bir isim tabii. Son yarışları istenilen düzeyde değildi. Bilmiyorum, Emre abi sattı mı acaba? El değiş, yani farklı birinin üzerine koşuyor. Değişik isimlerde görünüyor. Son 4 yarıştır, evet, farklı. Hakan Gürses adı. Evet, ve o da bir çıkış yarışı yaptı yani. Toparlandığını belli etti. Katoğlu da tabii Selim. Kaprizi de çok fazla hani geçmeye gitti. Acaba geçebilir miyime gitti. Öyle Selim sever öyle şeylerin ilk olayım der. Demirberk'e de maalesef tam gaz aşağı gidiş devam ediyor. Yani Demirberk'e'nin geçtiğimiz yılki performanslarına bakıyorum. Dönüyorum, bu yıla bakıyorum. Siyahla beyaz kadar fark var. Geçmiş, evet, olsun. Geçmiş olsun. Hocam? Kapriz için zaten fazla söylenecek bir şey yok. Dedi 13'te 13. Derece güzel.
Ve enteresan 5 tane 2 sıralandı. Evet hocam. 2-22-22. Evet. Kaprize söylenecek fazla bir şey yok. İkincilik mücadelesinde Yiğit kardeş geldi. Kataoğlu'nun elinden aldı ikinciliği. Demirberk'in yani düzlükte aslında güçlü olup gelen bir Demirberk'e sürekli içeriye de yatıyor Beycan abi. Adana koşusu da son 3 koşu dahil biri Adana ikisi İstanbul düzlükte nedense gücünü yitiriyor. Bir de bu koşunun en enteresan enstantanesi dördüncülük için oldu biliyor musunuz? Şimdi Ahmet Çelik düzlüğe çıkıldı, koşudan vazgeçti. He. Yapacak bir şeyim kalmadı dedi. Tutmaya başladı. Evet. Vedat da Demirberk'e de herhalde artık gücü tükendiğini hissetti. Dördüncülük için tehlike var mı diye kontrol etti. İki hatta üç defa dönüp arkayı kontrol etti. Doğru. Ancak Ahmet Çelik baktı ki Demirberk'e de tükendi. Bir daha yokladı. Bir hamle daha yapayım dedi, geldi boyuna indirdi 3-4 boy olan farkı. Güzel bir dördüncülük mücadelesi evet. Vardı hocam. Yani sayın yönetmenim 600'ü ağır oynatabilirse düzlüğü o mücadeleyi de görelim. Şimdi Ahmet Çelik daha burada bırakmadı. Bırakmak üzere artık. Bırakmak üzere. Bıraktı bırakmadı arası. Ha. Şimdi koptu. Bak, şimdi bırakacak. Bariyere yakın kırat sarı kırmızı formalı. En dışarıdaki yok, de Aşkartay. Biz Aşkartay'dan bahsediyoruz. En içerideki evet. De Demirberk'e. 400'den evet. Sonra bıraktı. Bıraktı. Şu an yapacak bir şey kalmadı dedi. Şu an 4 boy var mı fark Demirberk'e ile? Var. Ve artık görüntüden çıktı. Evet. Şimdi oradan da dönüp kontrol ediyor. 2 hatta 3 defa. Hani tehlike var mı? Ki yok gibiydi değil mi? Son gördüğümüzde Aşkartay'ı. Evet. Ama oradan boyuna sonra kadar Demirberk'in temposunun düştüğünü gördü Ahmet Çelik. Bir daha yürüttü geldi boyuna indirdi. Evet. Bu tip mücadeleler için evet şu anda son metrelerini de fotoyu geçerken izledik. Hakikaten ayrı bir keyif oluyor. Orada tabii yarış severlerimiz için belki burada dördüncülük ya da beşinciliğin müşterek bahis anlamında bir oyun anlamında yok. Bir seçeneği yoktu ama izleme anlamında son tabii derece canım. Keyifli oluyor. Şimdi mücadele olunca koşuda daha farklı bir zevk, heyecan. Mutlaka öyle hocam. Geçelim. Şah Drag röportajımız var. Tabii röportajı atlamayalım ve hemen Ayhan Kurşun'a kulak verelim. Veliefendi Hipodromu'nda günün 7. mücadelesi Mehmet Ziya Dalar koşusunu izledik ve geride bıraktık. Değerli izleyenlerimiz koşuyu 1 numaralı kapriz jokey Ayhan Kurşun'la kazandı. Tebrik ederim. Beyaz bayrak ayna yaptın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün kapriz bilindiği gibi iyi bir at. Bugün de çok güzel koştu, ekstra koştu. Sentetikte 13'te 13 oldu. Evet, sentetiği çok daha iyi koşuyor. Belki bilmiyorum, çimi de çok daha iyi koşacak ama bilmiyoruz. Ama bugün için çok iyi getirmiş sağ olsun antrenörümüz Erhan Dublen. Ellerine sağlık diyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkürler, bol şans. Kolay gelsin. Röportaj için çok teşekkür ediyoruz ve performans olarak son mücadele için haftanın son performansına bakacağımız ismi için de Şah Dragon'un Osman Yağmur Dereli koşusuna gideceğiz. 8 Mayıs tarihinde günün 6. koşusu olarak yapılmıştı değerli yarışseverler. Yani geçen hafta çarşamba gününün 6. koşusu ekranlarınızda. Mustafa Çiçek idaresinde Şah Dragon 4 yaşlı 2 rakibinin önünde Aktaşkaya ve Bahadır'ı geçerek kazandı. Sürpriz miydi? Evet. 6 safkan arasında 5. sırada şans veriliyordu sevgili Yalçın. Evet, Köçek tabii verdiği bir ara vardı. 184 gün sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ve biraz eksikti tabii antrenmanları, idmanları. Ondan kaynaklı da pek beklenen performansı sergileyemedi. Yani yoksa Köçek ilk 429'lar civarı geçtiği zaman bu tip yarışları kolay kolay kaybetmez. Verdiği aradan sonra ancak tabelayı tamamlayabildi. 5. olabildi. Güzel bir mücadele izledik. Şu an koşuda
dördüncülükteki Şah Dragon, beşincilikteki de Aktaşkaya. Evet. Dip dibe yarışı takip ediyorlar. Üçüncülükte bariyer dibindeki Büyük Dünya da hiç işlemedi. Hani dördüncü ama işleyemedi. Demek ki çimi olmayacak herhalde. Öyle görünüyor. Şu an koşuyu son 3'teki takip eden 1-2-3 oldular. Ve bunlardan kazanan Şah Dragon oldu. Harika koştu. Bugün de koştu Şah Dragon. Bugün de burunla kaybetti. Doğru. Geldi, evet. Bindirdi, yarış bitti. Tabii. Yani Tarık abi fix. Hani at koşmaktan, kuş uçmaktan, balık yüzmekten misali devam ediyor ve özellikle Şah Dragon'la üst üste çok başarılı performanslar. Selim burada kampçı cezası aldı. Hmm. O da enteresan. O da enteresan. O da yani Selim'in bu kadar kampçıya karşı iken kampçı cezası alması da manidar oldu. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani ben zaten kendim hep dile getirdim. Kampçı olmadan olmaz. Şimdi at yarışının özellikle bazı at var hiç vurmadan kazanırsın ama bazı at var ki vurmadan, teşvik yapmadan, kamçı uyarısı almadan zor ki sınırı aşmasına rağmen kazanamadı. Yani böyle de bir durum var. Ama Şah Dragon yani kerpeten gibi yapıştı. Geliyor rakibi ama yani mesafe daha devam etse, inan Selim orada 3 kamçı daha kullansa yine geçemeyecek. Öyle bir pozisyon var. Doğru. Tamamen kendi yetiştirmesi Tarık Dikenci'nin, hem anne hem baba kendi yetiştirmesi. Kutluyoruz. Çok güzel koştu iki safkanla ama kazanan Şah Dragon oldu. Şimdi mesela yarış severlerimiz, tabii bizi izleyen yarış severlerimizin çok büyük bir kısmı pedigrilere, orijinlere de oldukça meraklılar biliyoruz. Evet. Hangi safkanı söylesek babasını, onun babasını söylerler ama burada ilk iki Şah Dragon'un babası Şah Şehriyar. Evet. Aktaşkaya'nın babası Kafkaslı Efsanesi. Belki bu iki isimde zorlanırlar diye ben söyleyeyim istedim. Evet. Şah Şehriyar Soykan'dan Albatır'a, evet. Kafkaslı Efsanesi de Kafkaslı'dan Caş'a uzanan bir baba hattı, evet. Var. Aslında hani dedelerinin efsane babaları de. Efsane olan isimler. Çok doğru. Baktığımızda. Hocam ilaveniz var mı? Tabii Köçek her zaman olduğu gibi öne çıkıp temposunu kurdu. Bir uçan Büyük Dünya, öndeki üçlü, arkadaki üçlü de Şah Dragon, Aktaşkaya, Bahadır. Şimdi koşunun ilk 600'ü 42.07 ile geçildi. Evet. Orada görüyoruz. Fakat sonrasında biraz da Hür Uçan'ın şeye yakınlığıyla, evet. Köçeğe yakınlığıyla ve etkisiyle tempo 12.6, 12.7'lerle geçilmeye başladı. Evet. Evet hocam. Dolayısıyla da şimdi Hande uyardı. Pist rekoru zaten bu koşuda geldi. Evet. İşte oraya geliyorum. 2.19.85. Aynen. Pist rekoru olan bir koşuda biraz da 6 aylık ara var. Hazırlığınız da tam %100 değilse tabii sonunu getirmek zor. Zor oluyor. Bu yüksek tempolardan sonra. Düzlükte amansız bir mücadele bizleri de mest etti de Bahadır hakim olacakmış gibi geldi, olmadı. Çim'de bugüne kadar çok az start almış ve sadece bir maiden kazanabilmiş Büyük Dünya 61 kiloyla, o da başaramadı. Son yüz sonrası Şah Dragon'la Aktaşkaya başa baş kaldılar. Şah Dragon Aktaşkaya'ya göre 4,5 kilo daha avantajla koşuyor. Baş farkıyla neticeyi lehine çevirmeyi başardı. Şimdi Büyük Dünya'nın bir meydinden başka az sayıda koşmasına rağmen Çim'de başka birincinin olmaması ilginç. Diğer ilginç bir şey de kazanan Şah Dragon için şöyle bir durum var. 10. ayda Bursa Çim'inde kazanmış ki son birinciliği de o birincilik. Evet hocam. 10. aydan sonra bu ikinci birincilik, bu da Çim oldu. Diğer ilginç konuyu da zaten Yalçın değindi. Selim Kaya'nın bu koşuda kamçı cezası almış olması.
Tarık Dikencik Egürüz'ünü kutluyoruz. Rakiplerin başına diyoruz efendim. Bugün de bize çok güzel bir yarış izlettirdi. Evet, harika koştu. Yani harikaydı. Burun, hatta burundan da yakın kaybetti. Ki uzundan kısaya geldi. Evet. Yine etkili performans izledik. Formu devam ediyor, ayakları düz bassın diyoruz. Efendim devam edelim. Bu kez iki tane protestolu koşumuz var bakacağımız. Onlara geçiyoruz ki ilki için Adana'ya dönelim. Hemen bir uyarı var sevgili. Pardon, röportajımızı tabii ki atlamayalım. Ekrana geliyor. Değerli izleyenler, İstanbul'da günün 6. koşusu olarak gerçekleştirilen Osman Yağmur Dereli koşusunu 6 numaralı Şah Dragon jokeyi Mustafa Çiçek idaresinde kazanmayı başardı. Şah Dragon çim pisti seven bir safkan. Son birinciliği yine çimdeydi. Bugün çimi bulunca tekrar birinciliği elde etmiş oldunuz. Evet. Nasıl değerlendireceksin? Sonlarda aslında çekişmeli de bir koşu geçti. Evet. Öncelikle daha önceden ben bindiğim bir safkandı, tanıdığım bir safkandı. Bugün için açıkçası rakiplerim sert olduğu için bu kadar koşacağını ben de tahmin etmedim. Hatta bir sürpriz oldu aslında. Kesinlikle. Güzel bir yarış çıkardı. Ekibini ve herkesi tebrik ediyorum. Devamını diliyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili Cansu'ya ve Mustafa Çiçek'e röportaj için. Efendim protestolu koşulara şimdi geçelim. Adana'ya gidelim. 12 Mayıs tarihinde yapılan 6. koşu bakacağımız ilk koşu. 14 handikap mücadeleydi. 2000 metre kum pistte yapılan ve ikinci olan Le Roi Danse protestoyu çeken ve Mehmet Salih Çelik'in de 2949 liralık bir para cezası aldığını görüyoruz. O da Doğan Umut'a biniyor ve koşuyu üçüncü olarak tamamlıyordu sevgili Yalçın. Ne dersin? Evet, gelelim son düzlüğe. Şu an en önde sarı kırmızı forma Doğan Umut ve Mehmet Salih Çelik. Burada bir kaçtı. Çekti işte bak. İşte bunu yapmaması lazım. İşte. Yani şimdi bu yarış ne zaman? Çıktı. 12'si. Evet, 12'si. Değil mi? Şeyden bir gün sonra. Aynen. Bir gün önce Büyük Millet Meclisi kazanmış. Grup 1'i kazanmış. Değil mi? Yani yılda bir kere yapılan Arap atlarının en büyük koşularından bir tanesini kazanmışsın. Doğru. Burada atın önde gidiyor. Tempodan düşmüş belli. Artık hani bunu hissediyorsun sen bir jockey olarak. Şu atta da yorgunluk var. Kampçıyı kullanıyorsun. Bir dışarı hamle yapıyor. İşte ikinciyi kullanmayacaksın. Evet. Yani burada şeydi yani böyle pamuk ipliğindeydi. Ceza alabilirdi yani. Ama para cezası var ama yani, gün cezası yok. Gün cezası da çıkabilirdi. Tabii. İkinciliği kaybetse diğer at protesto olsa belki değişikliğe bile gidebilecek bir pozisyonlar. Doğru. Onun için hep söylüyoruz biz arkadaşlara, kardeşlerimize burada. Ama bir kulaklarından giriyor, bir kulaklarından çıkıyor. Bak at burada gösteriyor. Hemen kampçıyı orada dışarı alman lazım. Protestoyu çeken de eski jockey. İş bitti. Ondan sonra kampçıyı dışarıya aldı. Protestoyu çeken de eski jockey. Osman Demir. Ali Çıkman. Aa, yani. Yani geçmiş olsun. Hocam. 2949 doğru. Doğru. Ki bu cezalarda tabii son derece artacak o anlamda bundan yani. Sonrası için. Evet. Dikkatli olmak daha da fazla gerekiyor. Kesinlikle. Evet, diğer protestomuza geçelim. Şanlıurfa'ya gidelim. Bir gün sonrasına bakacağız efendim. 13 Mayıs tarihinde pazartesi günü yapılan dördüncü koşunun görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Dördüncü olan isim Yılma Oğlum protesto çekiyor ki bu koşuda da Necmi Altın'ın ceza aldığını görüyoruz. Yılma Oğlum değil, yanlışlıkla ben Bursa'yı tabii telaffuz ettim. Anarkiya. Değil mi? Evet, Sound of Victory'de Necmi Altın evet, cezayı alan protestoyu çeken Anarkiya'nın ilgilileri. Doğru. Fakat burada düzlüğe gelelim sayın öğretmenim. Buradan normal oynatsak normal bir oynatalım. Bu görüşü değil de normal bir gösterelim. Son düzlüğe doğru 600'lere bir gelelim normal şekilde. Şimdi burada Necmi Altın'a ceza çıkıyor. Para cezası. Hı hı. Ama Alişan Bar'a hiçbir şey çıkmıyor. Alişan Bar da Necmi Altın kadar yaptı. Yani dışarıdan bir gelişi var. İstasyon yapmadan hop içeriye.
Kazanan Mitril, evet, ve Alişen Bahar. Yani burada pistin hemen ortasında görüyoruz puantiyeli formayla. Bak şimdi buradan izleyelim. Kazanan şu an en geride. Evet, en geride Mitril. Yani puanlı formasıyla. Hatta en geride bir önüymüş. Necim Altın önde gidiyor. Para cezasını alan Necim Altın. Evet. Protestoyu çeken üçüncülükte sarı kırmızı forma. Doğru. Dıştan da şimdi gelen bak kazanan Mitril en dışarıdan geliyor. Geliyor. Şimdi burada Ferit dışını tercihleyecek. Bak, bak buradan. Yani Necmi ne kadar yapıyorsa o da aynısını yapıyor. Yapıyor. Benim için. Öyle benim istiyor. Görüşüm bu yönde. Yani dıştakine bir şey aynen vermiyorsan öyle, ona da bir şey vermeyeceksin. İçtekine veriyorsan dıştakine de vereceksin. Aynı oranda geliyorlar çünkü. Yani anarkiye verdikleri tempodan düşme şeyi aynı ölçüde bence. Ben böyle gördüm. Hocam? İkisi birden yaptı aslında. Hı hı. Necmi'de 2949. Evet hocam, ceza Türk lirası olarak 2949 lira olarak işlenmiş oldu kayıtlara. Efendim, protestolu mücadeleleri de tamamladık ve bugün tabii yoğun akışımız sonrasında start provalarıyla da programımızı noktalayacağız. Nostaljimizi bir sonraki hafta ekranlarınıza taşıyacağız ama start provalarında da az buz değil. 31 tayın görüntüleri arka arkaya ekranlara gelecek. İlk prova görüntülerini de ekrana taşıyoruz. İki yaşlı İngiliz dayımız start provasında bir numaralı starttan hayal meyal 2022 tayı Adil Mert Kaya ekürüsü, 3 numaralı starttan Lady Smith 2022 tayı Adil Mert Kaya ekürüsü, 5 numaralı starttan Trail Blazer Hülya Gödek ekürüsü, 6 numaralı starttan Sun Goddess Hülya Gödek ekürüsü, 7 numaralı starttan Strawberry Mystic 2022 tayı Vefa İbrahim Aracı ekürüsü, önde bitiren tay Sun Goddess, bitiriş derecesi 22.2 oldu. Ve tüm taylarda hakem heyetinden onay aldı. Efendim, ekranlara da o görüntüler yansıdı. Bir diğer prova görüntülerimize de geçiyoruz. İki yaşlı İngiliz dayımız start provasında bir numaralı starttan White Fire 2022 tayı Vefa İbrahim Aracı ekürüsü, 3 numaralı starttan All About Anna 2022 tayı Mozaik Organik Ticaret Şirketi, 5 numaralı starttan Hasiti 2022 tayı yine Mozaik Organik Ticaret Şirketi, 7 numaralı starttan Convincing Hill 2022 tayı yine Mozaik Organik Ticaret Şirketi, 9 numaralı starttan Miss Maker 2022 tayı yine Mozaik Organik Ticaret Şirketi, önde bitiren tay All About Anna 2022 tayı oldu. Derece 22.3. Tamamı yine ekrana da yansıtığı üzere efendim onay aldılar, tayların ayakları düz bassın diyor. Devam ediyoruz sıradaki provalarla.
5-2 yaşlı İngiliz tayımız start provasında. İlk 4 tay Selim Kaya ekürüsüne bağlı. 1 numaralı starttan Princess Serra, 3 numaralı starttan Warrior Queen, 4 numaralı starttan Gallop Master, 6 numaralı starttan Rock Empire, 8 numaralı starttan Deja Vu Yüksel Göktürk ekürüsüne bağlı ki önde bitiren tay Deja Vu oldu. Derece 21.6. Bu 5 tayda hakem heyetinden olur raporunu aldı. Ve Mehmet Ali Beycan hocamızın belirttiği gibi ekrana geliyor bilgiler ve detaylar start hakeminden alınan onayın efendim bilgisiyle birlikte. Devam edelim, dördüncü provalar ekranda. Tayımız, 2 yaşlı İngiliz tayımız start provasında 1 numaralı starttan Maggie Adrian Begüm Sadıkoğlu ekürüsü, 3 numaralı starttan Good Dime Charlie Ömer Lütfi Koman ekürüsü, 5 numaralı starttan Vermax Şeyda Ercan ekürüsü, 7 numaralı starttan Grey Ghost Şeyda Ercan ekürüsü, 9 numaralı starttan Polly Gray Ahmet Kaya ekürüsü. Polly Gray günü Kenter'le tamamladı. Önde bitiren tay Good Time Charlie. Bitiriş derecesi 22.5. Bu 5 tayımızda hakem heyetinden olur raporu aldı. Ekrana da bilgiler geliyor tayların isimleriyle birlikte. Değerli yarışseverler start hakeminden onay aldılar. Ayakları düz bassın. Ve efendim 5. provalar geliyor ekranlara. Yaşlı Arap dayımız start provasında 1 numaralı starttan Kozalak Ergün Fırat Kadri Padar birlikteliği, 3 numaralı starttan Zelenci Nagihan Tokmak ekürüsü, 5 numaralı starttan Beyaz Turbo Ergün Fırat Salih Develi birlikteliği, 7 numaralı starttan Kayacıklı Basri Arif Kurtel ekürüsü, 9 numaralı starttan Üstün Tay yine Arif Kurtel ekürüsü, 11 numaralı starttan Esrabo Burak Göktürk ekürüsü, önde bitiren tay Kayacıklı Basri, bitiriş derecesi 24.3 oldu. Ve bu 6 tay da hakem heyetinden onay aldı. Arap taylarının görüntüsüydü ekranda gördüğümüz efendim görüntülerimiz ve 6 tay da onayını almış oldular. Son prova görüntüleriyle de noktalayacağız görüntülerimizi.
5, 3 yaşlı Arap dayımız start provasında. 2 numaralı starttan Durusoy, Çağla Çelik ekürüsü. 4 numaralı starttan Bubik Yıldızı, Ömer Felhan, Ramazan Bağ birlikteliği. 5 numaralı starttan Yun İparis, Çavuş Doğan ekürüsü. 7 numaralı starttan Zobuhan, İsmail Hadioğlu ekürüsü. 9 numaralı starttan Golazzo, Aydın Üstündağ ekürüsü. Önde bitiren tay, 2 numaralı starttan çıkış yapan Durusoy, bitiriş derecesi 24.6 oldu. Bu 5 tayımız da hakem heyetinden onay aldı. Her zaman olduğu gibi tüm taylara uzun ömürlü bir yarış hayatı diliyoruz. Amin hocam, ayakları düz bassın da diyoruz ve efendim provalarımızı da tamamladık. Programımızı da yine planladığımız sürenin biraz üzerinde de olsa tamamlamış oluyoruz sevgili Yalçın. Ağzına sağlık, çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumların, katkıların için. Sizlerin de ağzına sağlık, ben teşekkür ediyorum Sadıkçım. Önümüzdeki hafta tabii ki tay denemeler başta olmak üzere birçok koşuyu yorumlayacağız. Heyecanla bekliyoruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sizlerin de öyle. Tabii hafta sonu müthiş mücadeleler var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Her zaman gelemeyenler de ekran başında o heyecanı atlamasınlar, yaşasınlar. Haftaya kısmet olursa biz de yorumlarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. Çok sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Efendim sizlere de her zaman olduğu gibi ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte, çarşamba akşamı saatler 22.00'ı gösterdiğinde TCK TV ekranlarında görüşünceye dek keyifli, güzel, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.